İyi akşamlar kıymetli izleyenler. Bir Tarih Ne Söyler programında yine sizlerle birlikteyiz. Tarih hızla akıyor. Yine çok hareketli bir haftayı geride bıraktık. Suriye'de yaşanan olaylar, Afrin'deki hadiseler. Daha çok bu tür olayları yaşayacağımızı bize gösteriyor. Güneyimizde sular durulmayacak. Belki önümüzdeki 10 yıl, 100 yıl içerisindeki yapılanmayı şekillendirecek olaylarla karşı karşıyayız. Evet, yine bugün kıymetli bir konuğumuz var. Orta Asya'dan İstanbul'a, Rusya'da kuzeyimizde cereyan eden olayları, Rusya'dan güneye, Suriye'de cereyan eden olayları ele alacağız. Tarih ne söyler? Bugün Orta Asya Türklerini, Orta Asya'da İslamiyet'in yayılması ve Rusya'nın idaresi altında yaşayan Türkleri, İstanbul'a taşınan Orta Asya Türklerinin izlerini ele alacak. Ama bu sırada tabii ki mümkün olduğu kadar güncel hadiseleri de Azerbaycan'ı, Azerbaycan Türklerinin yaşadıklarını ve Suriye'deki Rusya politikalarını da ele almaya gayret edeceğiz. Kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Okan Yeşilot, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çalışmalarınız Bakü ve Çimkent'te uzun yıllar görev yaptığınız için ama bir taraftan da genel Türk tarihi içerisinde olduğu için Orta Asya Türk tarihi ile ilgili, bir taraftan İstanbul'daki tekkelerle ilgili, Orta Asya'dan gelen bizim izlerimiz, Buhara tekkeleri, diğer taraftan Özbek tekkeleri. Bunlar çok güzel bir proje gerçekleştirdiniz. Geçtiğimiz yıllarda bir kitap olarak da yayınlandı. Değerli bir çalışma oldu. Kaleminize sağlık, emeğinize sağlık. Eyvallah, sağ olun. Ama diğer taraftan Hocalı ile ilgili kitabınız var. Evet. Ermeni meselesiyle ilgili kitabınız var. Evet. Kafkasya'da Azerbaycan Türkleri ile ilgili, Orta Asya ile ilgili çalışmalarınız var. Ben kitaplarınızdan birkaçını hemen şöyle başlık olarak vermek istiyorum. Müsaade ederseniz kıymetli izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum bunları. Ateş Çemberinde Azerbaycan, İstanbul'daki Türkistan tekkeleri, Atayurt ile Anayurt arasındaki manevi köprüler, Türk dünyasında sürgün ve göç, evet. Türk-Ermeni ilişkilerinin yarını, Hocalı'nın emanetleri büyümeyen çocuklar, Türk Devletleri Birliği, Küresel Entegrasyon Avrupa, Avrasya modeli, evet. Farklı bir çalışma yine bu. Ama bir taraftan da tabii ki Kırım'ı unutmamak lazım. Sürgün ve göç deyince aklımıza gelen ve bugün hala Rus işgali altında bulunan bir Kırım var. Tarihi ve uluslararası ilişkiler açısından Kırım. Bunlar sizin çalışmalarınız, gayet velüt bir kalem. Kıymetli izleyenler, bugün aramızda bulunan Profesör Doktor Okan Yeşilot, Türkiye'de Rusya üzerine, Rusya-Türkiye ilişkileri üzerine yetişmiş olan profesör hocalarımızdan, uzmanlarımızdan birisi. Bugünkü eşdeğimiz, Orta Asya ve Türkleri konuşacağımıza göre, Türk dünyasındaki İslam izlerini, manevi izlerimizi konuşacağımıza göre Türk dünyası olacak. Türk dünyası eşdeğiyle sizin yorumlarınızı, sorularınızı, programımıza desteklerinizi bekliyoruz. Sizinle daha farklı, daha canlı bir program olacak. Evet hocam, biraz bugünden başlayarak geçmişe gitmek istiyorum. Aslında tarih bize çok şey söylüyor bugüne dair, geleceğe dair ama Rusya, madem ki bugün Rusya'nın Suriye'deki mevcut durumunu konuşuyoruz, oradaki bizim Afrin operasyonunu konuşuyoruz, Türk-Rus ilişkilerinin belki de geçen 200 yıl içerisinde ilk defa bu kadar sıcak ve yakın olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk-Rus ilişkileri ya da bugünkü Türkiye-Rusya ilişkileri nereye gider bu haliyle? Bir şey söyleyebilir misiniz hocam? Vallahi çok hızlı ve şaşırtıcı gelişmeler oluyor. Çok seri gelişmeler. Ve biz bunlara şahitlik ediyoruz. Uçak krizine kadar her şey çok iyiydi. Vizeler kalktı, ortak konseyler kuruldu. Evet. Ve dahi birçok konuda hiç olmayacak ve hiç beklenmeyecek kadar ikili ilişkilerde iyi gelişmeler oldu. Evet. Bir anda uçak krizi oldu ve her şey bitti ve her şey tersine döndü. Evet. Sonra bir özürle gelen süreç içerisinde yeniden iyileşme başladı. Şimdi Rusya'yı tanımadan, Rus insanının psikolojisini bilmeden, tarihsel altyapısını bilmeden bugünü değerlendirmek çok zor. Yani sadece uluslararası ilişkiler teorilerini okuyarak Rusya'yı değerlendirmeniz mümkün değil. Çünkü nedenini ve niçinini nasılını oturtamazsınız. Tarihsel bir altyapısı var bu bütün bu hareketlerin. Şimdi psikolojik olarak Rus insanının ne beklediğini, ne istediğini, hangi olay karşısında ne tepki gösterdiğini, bunu en başındaki Putin'den en alttaki insanına kadar olaylar karşısında vereceği tepkileri tahmin edebilmek aslında tanıyorsanız çok zor değil. Ama tanımıyorsanız
zaman içerisinde neye kırılacaklarını, neye sevineceklerini, neye ne kadar müsaade edebileceklerini ancak onlarla beraber yaşarsanız onların tepkilerini diğer insanlar gibi ölçebiliyorsunuz. Ya tarihi bir olay yaşadık değil mi? Türk tarihinde Osmanlı Devleti'nden bugüne kadar ilk defa İstanbul'da bir Rus elçisi ya da işte Ankara'da bir Rus elçisinin öldürülmesi hadisesi değil mi? Çok tarihi bir olay. Kırılması gereken ilişkilerin beklediğiniz bir süreçte olayın işte öyle gelişmediğini izledik. Şimdi o olayı duyduğum andan itibaren arkadaşlarımla şunu konuştum. Dedim ki şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'i arayıp hemen olayı anlatması lazım. Çünkü beklediğimiz her saniye bizim aleyhimize olurdu. Evet. Ve bunun bir gerçekten komplo olduğunu, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin bozulmasına yönelik olduğu çok aşikar. Nitekim uçak da öyle çıktı. Uçak da öyle çıktı. Düşürülmesi öyle çıktı. Başka oyunlar çıktı. Mücadelelerin arkasından başka işler çıktı. Evet. Şimdi Türk-Rus ilişkileri tarihsel boyutuna şöyle yakın dönem bir geniş bakarsanız işte Sovyetler dönemi ardından Türk dünyasının Çarlık'la beraber yaşadığı süreç. Evet. Aslında uzun süreler hep savaşmışız, mücadele etmişiz. İki hegemonik güç, iki dünya gücü Osmanlı ile beraber baktığınız zaman. Ama şöyle bir talihsizliğimiz var. Rusya 1600'lü yılların sonunda 1700'lü yıllarda zirveye çıkarken Osmanlı Devleti duraksama dönemine girmiş. Evet. Ve ondan sonraki 1711 Prut ve 1853-56 Kırım'ı saymazsanız 1774'den başlayınız. Küçük Kaynarca'dan evet, bu tarafa kadar. Küçük Kaynarca ve işte Kırım'ın elden çıkışı ki biraz sonra konuşacağız. Ve 93 Harbi bizim bu anlamda, bu manada en fazla zarar gördüğümüz ve en büyük darbeleri yediğimiz savaşlardı. Rusya'nın güçlendiği, zirveye çıktığı dönem Osmanlı'nın ne yazık ki nispeten güçten düştüğü döneme denk geldi. Evet. Ama daha önce, bakın bir taraftan işte Kiev Knezliği, ardından Moskova Knezliği ve Moskova Knezliği'nin ön plana çıkması. Sonra işte biliyorsunuz Korkunç İvan'a kadar gelene kadar süreç ve nihayet o dönem içerisinde bakın 1552... Daha 1552'dir Kazan'ın düşüşü. Yani bugün Kazan'ın insanlar öyle çok yakın bir dönem olarak düşünmesin. Kazan 1552'de düştü. Astarağan hemen. Evet. Bugünkü Hazar Denizi'nin kuzeyinde. Hemen kuzeyinde ve çok stratejik bir noktada olan İdil ve Volga nehirlerinin arasında. Aynen o bölge 1556'dır. Ve ondan sonra Sibirya tarafına bir gidiş var. Ve nihayetinde Petro ile beraber bu stratejinin yeniden oluşturulması, sıcak denizlere inmek, Karadeniz'deki hakimiyet evet. mücadelesi ve bir imparatorluk ve artık tacının giyilmesi ve hegemonik sınırların bir dünya gücü olmanın yeniden çizildiği ve tarif edildiği dönem ve ikinci Katerina ile beraber bunun zirveye çıkışı ve devam ettirilir. Yani Rusya yaklaşık olarak bundan 500 yıl önce Orta Asya'da büyük bir güç haline gelmeye başladı. Yavaş yavaş evet bu Kazan ve Astrahan'dan sonra ilginçtir. Şöyle bakıyorsunuz öncelikleri nedir mesela Rusların o dönemde? İşte Petro'nun yaptığı işler, söylediği, verdiği emirnamelere bakıyorsunuz. Birincisi ticaret yolları ve ekonomik yani altın için gidin ve değerli madenlerle alakalı. Çünkü ihtiyaç var bunlara. Donanma kuracak, orduyu besleyecek ve bununla ilgili de yayılacak. Şunu da anlamak istiyorum bir taraftan hocam. Ruslar gelmeden önce bizim bu coğrafyadaki devletlerimiz, kültürel varlığımız hangi seviyedeydi? Çünkü biz çoğu yerde okuyoruz ki bizim özellikle tasavvuf merkezlerimiz hep Orta Asya kökendi. Çok Anadolu'ya doğru. Da oradan taşındı hep. Ahmet Yesevi'den bahsediyoruz. Evet. Şah-ı Nakşibend'den bahsediyoruz. Tabii biraz daha güneyli İmam-ı Rabbani'den bahsediyoruz evet. ama Rusya gelmeden önce bizim orada çok güçlü bir kültürümüz varmış. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani bizim oradaki Orta Asya'daki kültür varlığımız İslamiyet'le bütünleşip gelişen süreçte nasıl kendisine bir yol buldu, hanlıklar halinde teşkilatlandı? Valla gerçekten kültürel bir merkez. Buhara, Semerkant, Hive, o bölge alabildiğince İslam'ı ve Türklüğü birbirine benzetmiş. Gerçekten çok duru bir şekliyle İslam'ı anlamış ve yaşayan bir ekol olmuş, yorum yapabilmiş, öğrenci yetiştirmiş ve mükemmel bir o dönem içerisinde kendi içerisinde bir silsile yaratmış ve bunu da diğer yerlere dağıtmış.
Bunlardan en önemlisi birisi de işte Kafkaslar ve Anadolu olmuş. Bu insanların dağıttığı. Oradaki şey şu bana göre. Birincisi çok iyi anlaşılmış İslam. İyi anlamışlar. Ve yorumlamada da son derece üst düzeyde bir yorumlama yapmışlar. Ve bu ekolü uzun süre devam ettirmişler. Aklı kullanmışlar. Ve bu aklı kullanırken de imanı daha da kavileştirilmişler. Ve bununla beraber de Allah'ın dinini yayma noktasında kendilerine bir vazife etmişler. Evet. Yani ilahi kelimatullah dediğimiz, nizam-ı alem dediğimiz davayı, kızıl elma dediğimiz davayı Hoca Ahmet Yesevilerden almışlar. Bugün bayrağın gittiği yere kadar o dönemde götürmüşler. Bunu bir hayat nizamı olarak görmüşler. Evet. Ve bu alperenlerin Anadolu'ya, Kafkaslara, Suriye'ye, Mısır'a kadar, bütün bu coğrafyaya kadar gelmelerinin başka bir sebebi yok. Rusların gelmesinin sebebi, hegemonik olmasının sebebi kendi hakimiyetlerini kurması, sömürülmesi falan ama bizim gelişimiz öyle değil. Geldiğimiz yere hayat vermişiz, neşe vermişiz, oraları şenlendirmişiz. Ve hiç kimsenin diline, dinine, kültürüne en ufak bir müdahalede bulunulmamış. Ama Ruslarla beraber bakıyorsunuz, özellikle önce Çarlık döneminde, Sovyet döneminde bütün camilerinizin, bir defa Sovyet dönemindeki yapılan cami kalmadı ortada. Bütün din inançlarınız, başta haçtan, namazdan, sünnetten her şey yasaklandı. Ateizm dernekleri kuruldu. Bir taraftan böyle bir ekol var, öbür taraftan başka bir ekol var. İkisini kıyasladığınız zaman oradan neşet bulan İslam, özellikle tasavvufi derinlik, bütün bu bahsettiğimiz bölgelere yayıldı. Bugün hala var mıdır? İşte onun kokusu, onun bir devamını arıyorsunuz aslında gittiğiniz bölgelerde. Evet. Hem Kafkasya'da hem Türkistan coğrafyasında. Nispeten o türdeki o manevi havayı hissedebiliyorsunuz. Ama aynı ekolü yaratacak, yeniden dirilişe sebep olacak bu okullar, bu üniversiteler, o anlamdaki, bugünkü anlamdaki üniversiteler kurulabilir mi? Ümit ediyorum inşallah. Çok yakın zamanda da kurulur ve aynı insanlar yetişir. Yani. Şunu ifade etmek gerekiyor belki. Orta Asya bir el bekliyor. Belki bizim gidip oradaki insanlarla birebir ilgilenmemizi bekliyor. Tekrar kendi kültürüne sahip olabilmesi için, orada yeniden ışıkların yanması için. Bu ışık tek olmak zorunda değil. Farklı farklı devletlerde hep parlak ışıklar olsun. İnsanlığın adaleti için, huzuru için, bir arada yaşaması için. Bütün unsurlar için bu ışık lazım. Sadece Müslümanlar için bu ışık lazım değil orada. Adaletli bir düzeni kurduğunuz zaman orada Hristiyan da yaşar, Rus'u da yaşar, Orta Asya'da Moğol'u da yaşar. Bilmiyorum, bu unsurlar için bir ışık. Ama bu İslam ışığından başka bir ışık değil. Bizim etrafımızda canlandıracağımız bir ışıktan başka bir ışık değil galiba. Tabii Müslüman gittiği yere adaletle hükmeder. Dolayısıyla adaletin olduğu yerde huzur olur. Evet. Bizim şimdi o dönem içerisinde baktığınızda bilimin, bakın yani her türlü bilimin çok manada çok zirveye çıktığını görüyorsunuz. Yani sadece dini bir takım öğretilerin tekrarlandığı ve anlatıldığı değil, uzay çalışmalarının veya işte bitki çalışmalarının veya matematiksel çalışmaların çok ilerlediğini görüyorsunuz. Yani sadece ve sadece hadis ilminde veya işte kelam ilminde ileri olan seviyedeki veya işte bir takım fıkıh ilminde ileri olan onlar zirve zaten. Milletler bir bütün olarak ilerliyorlar. Bir alanda çok iyiyseniz peşinden diğer alanlar da terakki ederek, ilerleyerek zirveye ulaşıyor. Sadece hadis alanında iyi olan bir toplumun tıp alanında iyi olmasını bekleyemezsiniz. O da onunla beraber geçiyor. Ya da tıp alanında zirvesiniz, bunun peşinden botanik ilmi de yükselip geliyor. Yani bu sosyal bilimlerle fen bilimleri arasında büyük bir bağlantı var. Cazibesi de bu işin galiba ve zirveye çıkış da bu. Yani Kur'an'daki tabiriyle Allah'ım ilmimi artır emriyle, yani duası ve ilimle öğreniniz emriyle birleşince, yani bu dünyayı tanıma, kainat kitabını okuma Müslüman'a emredildiyse, bu o noktadaki Kafkasya ekolü ve Türkistan ekolü başarılı oldu. Rusya'nın Orta Asya'daki bu Türk hanlıkları arasında takip ettiği bazı stratejiler var. Bugün bizim için de örnek olabilecek bazı stratejiler. Bunları nasıl zayıf düşürdü? Bunlar birbirinden nasıl kopardı? Ve nasıl bir yönetim izledi? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Vallahi Halit'cim, Rusya nasıl bir yöntem izledi? Birincisi şu, hiç tesadüfi değil.
Yani ben bunu derslerde de birazcık hani tiyatral olarak anlatıyorum. Diyorum ki önce tanıyor. Kimsiniz ve tanıyor. Bunların büyük bir kısmı istihbaratçı gönderdiği adamlar. Asker, istihbaratçı vesaire. Gidin şu bölgeyi tanıyın diyor. Onlarca raporlar var. İşte Moskova'daki askeri tarih arşivine girdiğimde 1715-1718 dönemine ait bir rapor arıyordum. Bir büyük bir bina ve bu bina ona ait. Bu bir salona soktular böyle büyük bir oda. Bu da bütün raporlar o döneme ait. Nasıl yani? Hepsi tek tek oradaki dönem raporları tutulmuş ve her gelen bir önceki rapor okuyarak onun üzerine bir şey koyuyor. Yeah. Gittiği bütün bölgeleri tanıyorlar. Putin, o dönem içerisinde Petro'nun el yazısını bulmuştum ve el yazısıyla verdiği emirnamenin yanına beğenmemiş ve düşmüş. Diyor ki Hazar'ın sıcak denizlere çıkışı varsa derhal tespit edilsin. Hem karadan hem de denizden gidilerek bölgedeki kaleler, bölgedeki yollar çizilsin, harita olarak çizilsin ve sayılar belirtilsin. Bunları kendi el yazısıyla vermiş. Şimdi Şah'ın yanında diyor hangi istihbarat ajanları var, hangi ülkenin ajanları var? Şah'ın diyor o dönem içerisinde mesela zaafları nelerdir? Paraya düşkünlüğü var mıdır? Ne kadar parayla diyor Osmanlı ile savaştırabilirsin? Şimdi 1715'ten bahsediyoruz ve bu adam bölgeyle alakalı bir denge kuruyor. İngilizlerin bölgedeki menfaatlerini, ticaret menfaatlerini nasıl ellerinden alabiliriz? İran'la nasıl yakınlaşabiliriz sorusunun cevabını arıyorlar. Hiç tesadüfi değil. Birincisi tanıma. İkincisi tanıdıktan sonra lojistik kuruyor. Gerek Türkistan'da gerek Kafkasya'da stratejik noktalara kaleler kuruyor ve ele geçiriyor. O bölgelere özellikle başka kozaklar olmak kaydıyla askerlerini yerleştiriyor. Daha sonra geliyor ve sadece şunu soruyor. Ya tabi olacaksın ya öleceksin. İkinci bir şey yok. Ya tabi olacaksın ya. Çok ilginç bir hikayesi var Kafkaslar'da. Böyle bir Çar'ın yakınlarından biri sığınıyor. Ve bize sığınan insanları biz vermeyiz. Müslüman olarak veya insan olarak misafir geldiyse istediği zaman gider. Evet. Ve o halkı Çar Balaken halkının kedisi ve köpeği de dahil olmak kaydıyla hepsini yeryüzünden siliyor. Sadece bunun için. Yani ifade ettiği tarzıyla şu. Biz bu yakın dönemde Rusya ile ilgili gelişmeleri değerlendirirken Kırım'ı nereye koyacaksınız? Ossetya gelişmesini nereye koyacaksınız? Çeçenistan'ı nereye koyacaksınız? Yani ya tabi olacaksınız ya tabi olacaksınız. İkinci bir şey yok. Yani böyle mücadele tarzı yok. Zaten Rus devlet başkanı için en büyük ifade şudur. Bana tabi ise vardır değilse yoktur. Ve bunu da çok net görüyoruz. Müttefik ama olarak kabul etmiyor. Hayır, evet. Yani kendisini. Ama halkının neden sevdiği sorusunun cevabı şu. Yani bugünkü yine anketleri okuyorum. %67'den bahsediyor, %70'den bahsediyor evet. Desteği. Birincisi alternatifi yok. Yani alternatif birisi yok. İkincisi, bakın Charlie Ross'la yaptığı bir röportaj var Putin'in. Oradan anladığımız şey şu. Devlet adamı niteliğinde bir Rus'un nasıl olduğu, tarihsel neyi getirdiği ve halkın gözünde nasıl olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Söylediği şeylere dikkat ediniz, verdiği cevaplara dikkat ediniz. Halk onun için seviyor. Halk için, millet için her şeyi yapabilecek, göze alabilecek bir yapısı var. Ve çok net bir şekilde ben vatanseverim ve halkım için her şeyi yaparım diyor. Evet, fedakarlık. Fedakarlık yapıyor ve halk da onu, bunu yaptığı için şanı, şerefi, tarihi, geçmişi için bunu için seviyor ve yani milliyetçilik burada ön planda. Rus zerre kadar alternatif yok. Milliyetçi. Evet. Ve Batı'nın bütün şeylerini kendisi de bunu da karşı durduğu için de halkın gözünde bir kahraman. Rusya bir taraftan Balkanlardan kuzeyden saldırıyor. Aynı süreç içerisinde Osmanlı Devleti'ne karşı. Bir taraftan da Orta Asya'ya doğru taarruzuna ve saldırısına devam ediyor. Adeta pençelerini güneye doğru salmış durumda. Şimdi sıcak denizlere çıkacak. Nasıl çıkacak? Bir alternatif yollar arıyor. Nasıl çıkabilirim? Kafkaslar'da veya işte şeye baktığınızda Kafkaslar'da bir Ermenistan devleti oluşturacak. Yani 19. yüzyılın en önemli olayı Ermenistan'ın kurulması, 20. yüzyılda İsrail'in kurulması. İki tane bölge kuruluyor ve yeniden devlet kuruluyor. Çok ilginç. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye ona bu fırsatı verdi değil mi? Bir, çok ilginç bir şekilde kapılarını açtı ve Rusya ilk defa Sovyet yönetiminde bile olsa Orta Doğu'ya sızmış oldu böylelikle. Girdi ve çok derin ilişkiler kurdu. Hala o derin ilişkiler devam ediyor. Yani bugün Rusya'yı şu anlamda bundan 5 yıl önce Çeşme'deki bir toplantıda şunu söylemiştim. Tartus
Laskiye, neyi konuşacaksanız konuşun Rusya ile ama Suriye meselesini Rusya ile konuşun. O zaman arkadaşlar demişlerdi ki Rusya'yı çok büyütüyorsun, evet. Amerika bu işi halledecek, hı hı. Ve Rusya'nın bu kadar gücü yok, buradan da çıkacak demişlerdi. Evet. Geldiğimiz noktada Tartus ve Laskiye'de hala Rusya var, evet. Akdeniz'de Rusya var. Hı hı. Bugün hala Esad'ı ayakta tutuyorsa evet. Rusya tutuyor. Rusya tutuyor. Ve hala o derin bağlantıları geçmişten köken, gelen bağlantılar Rusya'yla devam ediyor. Yani tarih olmadan Rusya bugün Orta Asya'daki durumunu devam ettiremezdi. Bütün tarihi verileri elinde güçlü bir şekilde bahsettiğiniz gibi arşivdeki. Çok her net. Göreve başlayan tarihi geçmişi tarayarak başlıyor. Evet. Ve onun üzerinde siyasetini inşa ediyor. Bu bir kültür, bir devlet yönetim kültürü dış politikada. Suriye kültürünü de öyle inşa ettiler. Yani Suriye'nin geleceğine dair bir adım atmak istiyorsanız ilk önce Suriye'nin tarihine bir bakmak gerekiyor. Evet. Rusya'nın Suriye ile ilişkilerini bir gözden geçirmek gerekiyor. Rusya'yı da Suriye'de o kadar hafif görmemek gerekiyor. Yani. Alınmaması gerekirdi. Hı-hı. Ciddi bir alternatifti. Şimdi zaman zaman soruyorlar. Yakın güncel, ben çok dış ilişkiler uzmanı değilim ama Rusya'yı iyi bildiğimi zannediyorum, tanıdığımı zannediyorum. Rusya ile yakınlaşmamız çok doğru mu? Tezim şu başından itibaren. Evet. Bütün yumurtaları tek sepete koymayalım. Çok boyutlu dış politika izleyelim. Batı'dan uzaklaşalım, Amerika ile restleşelim falan derdim yok. Evet. Bizim menfaatimiz neredeyse onunla pazarlık yaparız. Rusya ile pazarlık yapmayalım, Rusya ile küselim diyemeyiz. Çünkü Rusya ile küsmenin bir anlamı da yok şu anda. Niye küseceksiniz? Bir bağlantımız var bir taraftan evet, da. Evet, yani bir taraftan Rusya'nın içerisinde yaşayan, federasyon içerisinde yaşayan Türkler ve Müslümanlar evet. Orada. Onun dışında... Bugünkü Rusya'nın anlaşma yaptığı işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan da o coğrafyada ve bizimle ilişkileri var. Şunu sormak istiyorum hocam. İstanbul. Tam yere gelmişken bu akışa devam edeceğim. Rusya'nın izni olmadan bugün Türk-Kazakistan, Türk-Özbekistan ilişkilerini kurmak ve geliştirmek mümkün mü sizce? Hayır değil. Ben hala şuna çok net inanıyorum. Bunu çok net bir şekilde de gördük. Rusya'nın bölgede onaylamadığı hiçbir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. Çok zordur. Hala dikkat ediniz, yani 1991'dir Sovyetler evet. Birliği'nin dağılışı. Hı hı. Bu ülkelerdeki yönetimlerin hemen tamamı Sovyetler Birliği ekolinden gelir. Evet. Ve büyük bir bu ülkelerde hem Sovyetler Birliği döneminden gelen bir etki vardır, hem de Rusya'nın bu bölgelerde kendi vatandaşları vardır. Azımsanmayacak derecede vatandaşı ve etkisi vardır. Evet. Ve bunlar hepsi beyaz yakalı ve üst düzey insanlardı. O ülkelerin yönetiminde hala Kazakistan'da, Özbekistan'da Ruslar evet. Yönetimde en üst seviyededirler. Toplumun en üst tabakasını oluştururlar diyorsunuz. Beyaz yakalıdırlar ve etkilidirler. Ve dolayısıyla şunu da çok net biliyorlar. Rusya'nın şakası yok. Yani çok acımasızdır. Şakası yok. Ve... biz bunu çok açık bir şekilde... Gürcistan olayında gördük. Evet. Yani Osetya Savaşı'nda Sayın Başkan'a kravatını yediren ve Avrupa ve Amerika gelip bizi Rusya'ya karşı savunacak derken yalnız başına kaldı. Neredeyse Tiflis'e geliyordu ve Tiflis yolu üzerinde biliyorsunuz Gori'yi geçtiler evet. Ve Tiflis'e kadar geldiler. Hala bugün ana yolun kenarındadır Rus birlikleri Osetya'da. Evet. Kırım'da yaşanan hadiseyi gördü. Dünyanın gözünün önünde oldu. Kırım'a dönelim tekrar. Kırım tarihi bizim için çok önemli. Çok önemli. Hemen kuzeyimizde cereyan eden hadiseler. Onu ayrı bir başlık ayıralım. Orta Asya'daki İslam izlerinin silinmesiyle ilgili Rusya bu süreçte 1552'den başlayıp belki de Çarlık Rusya'sının işte o 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'ne kadar diyelim biz. Bizim tamamıyla Kafkasya'yı da boşaltmamız ya da Kars Ardahan Batum'dan çekilmemiz, bütün o kontrolleri bırakmamız sürecine kadar geçen 300 yıl içerisinde. Evet. Bize dair bir şey kaldı mı? Çarlık Rusya'sı nasıl bir yönetim kurdu bu coğrafyada? Şimdi tabii yaptığı şeyler şunlar. Gelince bir defa siyasal yönetimi değiştiriyor. Yani siyaseten size etkili oluyor. İkincisi yer isimleri değiştiriliyor. Yani size ait bir takım yerleri değiştiriyor, isimleri değiştiriyor, hafızayı değiştiriyor, tarih hafızayı. Sonra mesela Rus-Tatar okulları açıldı. Bir bakıyorsunuz alfabede değişik işte İlmiski ile beraber çeşitli hep şiveler oluşturuluyor ve bir araya gelemeyecek, birlikte hareket edemeyecek hanlıklar, bölgeler oluşuyor. Yani her bir şiveye bir millet oluşturma anlayışı vardır. Sonra bir dönem Katerina döneminde, ikinci Katerina döneminde bir takım haklar verelim, işte Rusya'da Müslümanlara bir merkez kuralım, onları yanımıza çekelim. Sonra Hristiyan olan
Müslümanlara ticari ayrıcalık verelim, Kırşın Tatarları gibi onları üst düzeye getirelim. Bütün bunlar o coğrafyada Müslüman olanların, Müslüman kültürlerin azaltılması ve yok edilmesine yönelik bir çalışmalardı. Bununla ilgili işte mabetlerin el değiştirilmesi, yıkılması, işte isimlerin değiştirilmesi, okullarda dini bilgilerin azaltılması, İslam'la mücadele, bunlar zaman içerisinde yapıldı. Ama bunların en üst düzeyi Sovyetler dönemindeydi. Allahsızlık cemiyetleriyle beraber, dine karşı rejimin de kendi etkisiyle beraber çok katı, sert ve asla müsamahası olmayan bir dil, din, kültür, her şeye karşı mücadele. Yani 1917 yılına kadar Çarlık Rusya'sı yaşadığı süre içerisinde kendi kontrolü altında insanların kendi dinini yaşamasına müsaade etti. Ama diğer taraftan dil ve kültür açısından da büyük bir Ruslaştırma politikası uygulayarak o coğrafyadaki Türkler içerisinde, Müslümanlar içerisinde seçtiği elit bir kısmı kendisine yakın insanlar olarak da yetiştirdi. Öyle şimdi mi anlamamız gerekiyor? Bunun çok örnekleri var. Tabii o okullardan yetişiyorsanız, o coğrafyaya işte ait kendinizi... Bakın mesela Azerbaycan tarihi yok, Rus tarihi olacak denildi. Sovyetler döneminde burada. Azerbaycan dili yok, Türkçesi yok, Rusça olacak denildi. Yani size ait şeyin bir üst kültürü olarak görüldü Rus kültürü. Ve onun içerisinde eridiniz ve hapsedilmeye çalışıldınız. Ben diyorum ki buna rağmen, bütün bunlara rağmen, yaşanmış bütün bu hikayelere rağmen hala bu insanlar ayakta ve canlıysa ne kadar güçlü bir kültürmüş. Ne kadar sağlam bir maya imiş ki hala bu insanlar ayakta ve hızlıca bir dönüş yapılıyor ve siz de şahitsiniz. Binler, on binler tekrar aslında rücu ediyor bu coğrafya. Güzel gelişmeler, harika. Eyvallah. Yeter ki biz birlik olalım ama biz on koldan girip de hepimiz ayrı ayrı taraflara çekince onlar da şaşırdılar bir anda. İran bir taraftan, Suudi Arabistan bir taraftan farklı farklı girişler Orta Asya'ya. Türk Diyanetinin, bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışmaları. Bir anda baktılar ki ya biz komünizmden hangi İslam? Dinimize dönmeye çalışırken nereden çıktı şimdi bunlara döndü bir anda hadise? Şimdi Kafkasya'da bu çok net yaşandı. Çeçenistan meselesinde, Dağıstan bölgesinde, Azerbaycan'da hala bir takım endişeler var, yaşanıyor. Kırım'da ben şahit oldum. Türkistan coğrafyasında hakeza var aynı şey. Burada tabii herkes kendi hakimiyet alanını açmaya çalışıyor. Vahabi geliyor kendi alanını açacak, İran kendi Şia alanını açacak. Türkiye'de bu bölgede Diyanet üzerinden kendi alanını açmaya çalışıyor. Doğru. Yani dolayısıyla buradaki çatışmalar da sebep bundan kaynaklanıyor. Yani dini anlayışın ötesinde bir siyasi hegemonik bir durum da var aynı zamanda. Türkiye'yi bu yönüyle daha avantajlı ve güçlü görüyorum. Çünkü Türk insanı olmak orada baştan ön kabulle, sempatiyle karşılanıyor. Evet. Yani insanlar size önden bir kredi veriyor. Ben İstanbul'dan geliyorum dediği zaman akan sular durur, Orta Asya'da derler. Yani hatta etkisi vardır bunun. Ben bunu çok yaşadım. Yani hem Kazakistan'da yaşarken, Azerbaycan'a ilk gittiğimde, Özbekistan'da gezerken çoğu zaman şahit oldum. Ya evet. Hatta yani gittiğimiz birçok coğrafyada, işte en son Bosna coğrafyasında gittik. Türkiye'den geldiğimiz için para almıyor. Dedim ki iflas edeceksiniz. Olsun, sizin için iflas edeyim diyor. Yani o kadar sıcak ve sempatiyle karşılıyor ki size bir kredi açıyor. Tabii bunun tarihsel altyapısı da var. Yani siz zamanında işte Doğu Türkistan'a yardım etmişsiniz 1800'lü yıllarda gücünüz yettiği kadar. Kırım'a yıllarca destek olmuş ve yardım etmişsiniz. Biraz sonra belki konuşacağız tek gibi türbelerde. İstanbul'da hepsinin bir misyon merkezi var. Ve neredeyse hacca gitmenin çok önemli bir parçası olarak İstanbul'da Halife-i Cuma selamlarında görüp İstanbul'da kalıp buradan gitmeyi gerçekten kendilerine bir gaye, amaç, yoksa gitmeden eksik kabul ediyorlar naaşlarını. Orta Asya'daki Türk devletleri, küçük hanlıkları, Rusya'nın gelişine karşı bir direnç, bu Kafkasya için de geçerli. Gruplar oluşturdular mı? Bunlar hangi isimlerle andık biz bu direniş gruplarını? Valla şimdi ikisi de Nadir Şah öldükten sonra 1747'li yıllarda Kafkaslar'da 24'ten fazla bir hanlık oluştu. Beylik oluştu. Yine Buhara'da bölgedeki hanlıklar biliyorsunuz 3 tane çok büyük hanlığımız vardı. Ama bunların hiçbirinin işte hepsi ben ve benlik davası, biz ve biz olmadan bir ortaya çıktıkları için zaman zaman çözüm önerisi getirmişler.
Mesela çok ilginçtir, Ziya Bünyadov'da geçer. Osmanlı'dan şehzade istemişler. Biz kavga ediyoruz, şehzade gönderin başımızda kalsın, biz ona tabi olalım diye. Çünkü ama aynı dönemde Osmanlı kendi başındaki belalarla mücadele ediyor. Aynı şeyi Yakup Han Doğu Türkistan'da bir şehzade talebi ediyor. Siz burada olursanız biz güçlü oluruz İngilizlere karşı, Çinlilere karşı diyor. Bir birliktelik ama Rusya'nın yaptığı şeylerden bir tanesi şu. Araya nifak sokmayı çok iyi beceriyor ve ikisini birbirine düşürüyor. Ve yani şu konuda da mesela çok önemli bir şey yapıyor. Siz bizim tüccarlarımıza veya bizim yapacağımız ticari işlere engel oldunuz ve bunun da cezası şudur diye bölgeye girebiliyor. Yani cezasını da kesiyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu bölgelerdeki insanlar, Kafkaslar'da, işte bakınız Müridizm hareketi, Gazavat hareketi, işte Şeyh Şamil ile zirveye çıkan, yaklaşık 25 yıl Şeyh Şamil ile 1859'a kadar devam eden, ondan önce Gazi işte Muhammed ile ve 1828'de 30-32 ve nihayet 34'te ve 59'a kadar devam eden o Huslara gerçekten tarih boyunca en çok acı veren ve bir avuç insanla nasıl baş edemiyoruz diye soru sorduran ve belki de bu kadar işte Şeyh Şamil gibi gerçekten zirve şahsiyetlerin ortaya çıkmasına sebep olan bir anlayıştır. Müridizm hareketi Avrupalıların verdiği bir hareket ismi mi yoksa kendilerine bu isimle mi hitap ediyorlar? Şeyh Şamil ve ondan önceki direnişçiler. Tabii, yani şöyle imam diyor ama bildiğimiz bir imam meselesi, devlet başkanı. Fakat şer-i şerife göre yönetim mekanizması var. Mesela ben Şeyh Şamil'in mektuplarını okudum, hayret içinde kaldım. Bir taraftan mücadele ediyor, öbür taraftan medrese talebeleri derse girecek diyor. Baruthane kurulacak, şu yazı işi devam edecek, burslar devam edecek, şuradaki şu çalışma devam edecek. Yani devletin bütün yapması gereken şeyleri savaş esnasında da mücadele ederken bir taraftan meydanda savaşı, öbür taraftan devletin bütün altyapılarını kuruyor. Ve öyle bir mücadele azmi var ki, yani hem coğrafyanın da getirdiği bir az ama imanın ve cihat anlayışının zirveye çıktığı bir dönem. Evet hocam, çok önemli bir noktaya geldi sohbetimiz. Kafkasya'daki direniş çok önemli. Şeyh Şamil'in pozisyonu, Gazavat harekatı çok önemli. Kısa bir ara verelim. Evet. Aranın peşinden bu noktadan itibaren özellikle Şeyh Şamil üzerinden sohbetimize devam edelim. Evet. Kıymetli izleyenler, kısa bir ara, aranın ardından burada tekrar bekliyoruz sizi efendim. Bir aranın ardından Tarih Ne Söyler devam ediyor. Kıymetli izleyenler, bugün Orta Asya'dan İstanbul'a kültür izlerimizi sürüyoruz. Kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Okan Yeşilot, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Programımızın birinci bölümünde Orta Asya'daki varlığımızı, Türkanlıklarının kültürel varlıklarını, Rusya'yla mücadelelerini ele aldık. Biraz günümüze gelerek Rusya-Türkiye ilişkilerini Suriye üzerinden değerlendirmeye çalıştık. Bugünkü hashtag'imiz Türk Dünyası, kıymetli izleyenler. Türk Dünyası üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Gelen sorular var, bunları cevaplandıracağız. Aynı zamanda Semerkant Radyo'da canlı yayındayız. Kıymetli izleyenler, bunu da sizinle paylaşmış olalım. Hocam, sorulardan birisi şöyle. Orta Asya'dan Anadolu dışındaki bölgelere göçen Türkler günümüzde nerede yaşıyorlar? Neredeler bunlar? Şimdi tabii iki yönü var bunun. Bir tanesi yani Anadolu coğrafyasının dışında İşte Suriye'de ve Orta Doğu'ya gidenler var. Mısır tarafına göç edenler var. Hindistan tarafına göç edenler var. Evet. Bir de Doğu'ya, Çin tarafına gidenler var. Sibirya'dakiler zaten malum şu anda devam ediyor. Rusya içerisindekiler, kuzeydekiler devam ediyor. Zannediyorum Balkanları soruyor büyük bir oranda. İşte İdil Bulgarlarının meselesi, Hunlarla beraber kavimler göçünün olduğu bir dönemden bir kısmı geri döndü bunların, bir kısmı kaldı.
Şöyle bir anlayış var. Gagavuzları istisna tutarsanız veya Karay Türklerini istisna tutarsanız, Müslüman olmayanların büyük bir kısmı Türklüklerini de kaybettiler. Evet. Yani Müslümanlık aynı zamanda bizim ırki özelliklerimizi ve kültürel özelliklerimize devam ettirdi. Bunda çok istisnalar var ama genel olarak bu böyle. Ve evet. Bizi biz yapan en büyük değer oldu. Dolayısıyla İslam'la şereflendikten sonra biz aynı zamanda o benliğimizi geçmişten getirdiğimiz mücadele azmını başka bir evrilerek, yani cihat gibi, ilahi kelimetullah gibi, evet, nizam alem gibi kavramlarla beraber bütün bu daha bir anlam oldu, manalı oldu. Yani Türklerin bir savaşçı ruhu var, bir yönetici ruhu var ama... Evet. Teşkilatçı ruhu var. Teşkilatçı ruhu var. İslamiyet'le beraber bu daha anlamlı bir hale geldi. Ve yani kılıçla kabul etmeyen. Yani Çin'den tutuyoruz sınırlarını. Evet. Bugün Tuna boylarına kadar. Ama güneyde de şunu da söyleyelim. Suriye'de, evet, Irak'ta, İran'da, evet, Azerbaycan zaten öyle. Aynı şekilde. Hindistan'da, Afganistan'daki Türkler, Hindistan'daki Türkler, Çin'deki Türkler. Rusya'da Astrahan bölgesinde. Yani yaklaşık 20 milyon Rusya'daki. Hiç öyle az utanmayacak böyle. Bir soru daha var hocam. Lütfen. Müsaadenizle onu da sormak istiyorum. Türk dünyasının bir araya gelmemesinin arkasında hangi sebepler var diye. Çok geniş bir soru gelmiş hocam. O kadar geniş ki. Vallahi öncelikle biz bir araya gelemiyoruz. Yani Türk dünyasından önce. Şimdi Türkiye bu işin lokomotifi. Ne dersiniz deyin. Herkesin Türkiye'ye baktığı bir dönemde yaşıyoruz. Şimdi yurt dışına gittiğimdeki arkadaşlarımın, akademisyenler ve tamam akademisyenler takip eder ama taksi şoförü, sıradan insanlar, sokaktaki insanlar Türkiye'yi takip ediyorlar. Gerçek gündem oradadır hocam. Aynen öyle. Her şeyi de takip ediyorlar. O bölgelerdeki insanların gözü Türkiye'de. Emin olun Türkiye'de iyi bir şey olduğunda, bu bakın futbol maçından tutunuz da, Eurovision'daki ödül almasından tutunuz da, herhangi bir sinema filminin veya dizinin ortaya çıkışına kadar, kültürel ve siyasi veya Cumhurbaşkanımızın bir yerde söylediği bir çok emin etkili. Olun o kadar etkilik. Gerçekten yani öyle. Bunu anlamak için oralarda yaşamak lazım. Dolayısıyla bizdeki birliktelik, bizim bir araya gelişimiz oralara da yansıyacak diye düşünüyorum. Önce güçlü bir Türkiye, tabii ekonomik olarak başta güçlü olarak, bilimde daha güçlü olarak kendine yeten bir Türkiye oraları da toparlayacaktır diye ümit ediyorum. Türkiye'nin çünkü birincisi etki alanı var, ikincisi ilgi alanı var. Biz bir etki alanımız coğrafyasında bir birlik sağlarsak tabii ki ilgi alanımıza da döneceğiz. Ama şöyle kafayı bir kaldırıp kendimize yeniden bir dönüşün mücadelesini ve kutlu bir doğumun arafesini yaşıyoruz ki o yaşanırsa ve içerideki o birlik sağlanırsa tabii ki Kafkasya, Türkistan coğrafyası hatta bana göre nerede mazlum varsa onun sesi olma, onun o bölgede mazlum olmaması için mücadele edecek bir ülke konumuna gelecek. Bu hayal diye düşünebilir insanlar veya çok ütopik bir şey diye düşünebilirler. Ama idealimiz, hedefimiz ve davamız bu olmalı ki inşallah da gerçekleşir diye ümit ediyorum. En azından biz göremesek de çocuklarımız görsün böyle bir şey. İnşallah. Çimkent'te görev yapmış olan birisi olarak, eyvallah, Bakü'de görev yapmış olan birisi olarak, eyvallah, Küçük bir gayretin ne kadar mükemmel neticelere doğurduğunu siz çok iyi bilirsiniz. Eyvallah. Sen bir adım at, gör Rabbin peşinden bin adımı nasıl getiriyor. Eyvallah. Değil mi? Öyle olmadı mı? İyi niyetle mücadele ederseniz, Allah için bir laf söylerseniz, bir adım atarsanız onun bereketi çok olur. Ben çok şeylere şahit oldum. Evet. İlk gittiğimde Bakü'de bir cuma namazında 3 kişiyle, 4 kişiyle bir araya geliyorduk. Ondan birkaç yıl sonra gittiğimde içeri girecek yer bulamadım. Dışarıda kılmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Yani hatta bir gün dersten çıktım. Hızlıca namazı kılıp tekrar derse gideceğim zaman çok ufak bir çocuk bacağıma yapıştı ve sürekli ısrarla bir şey istiyor. Anlayamıyorum dilini ve şivesini. Birazcık da çok şey konuşuyor. Yarım yamalak ve anlamadığım için de işim var, gitmek zorunda kaldım ama bırakmıyor çocuk. Orada bir arkadaş dedi ki, hocam ne istiyor sizden biliyor musunuz? Dedim ki ne istiyor, ne ihtiyacı var? Ya dedi, bugünkü hocası gelmemiş, dersini size verecek, Kur'an'ı siz takip edin diye istiyor dedi. Yani bacağım onun için yapışmış. Evet. Şimdi o dönem için, şimdi oradan buraya gelinen bir nokta. Bir dönemde bakıyorsunuz, yani insanların Allah demeye korktuğu,
Yani dini hiçbir ritüeli bırakın yaşamayı, söylemeyi bile cesaret edemediği. Hatta başka bir çok ilginç bir örnek vardır. Oralarda çok sık bilinen bir örnektir. Şimdi bakınız, mesela bir tez yaptırdım ben. Çok da katkımız oldu bu teze. Türkler, Müslümanlar nasıl Ruslaştırılıyor, nasıl Sovyetleştiriliyor? Başta işte okullar var, piyonerler var, konsomollar var vesaire. Evet. Neyi örnek gösteriyorlar biliyor musunuz? Bir Müslüman evladı annesini ve babasını rejimi eleştirdi diye şikayet ediyor ve onları idam ettirdi diye kahraman oluyor ve herkese o örnek gösteriliyor. Rejime sadakat budur. Ve dikkat edin, 1937-39'da yüz binler öldürülürken ve sürülürken pan-İslamist ve pan-Türkist olarak sürüldü ve öldürüldü. Türkiye ajanı evet. ve İslamcı diye öldürüldü o dönem içerisinde. Maalesef. Yani şimdi bugüne gelindiğinde o insanlar o dönemleri atlattılar. Ya biz gidiyoruz, beğenmiyoruz bazı şeyleri falan ama lütfen. Yani neler yaşadıklarını, hangi dönemden geçtiklerini hayal bile edemezsiniz. Ortaya çıkan bir durum var. Biz etki alanımız diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti diyoruz en başta. Burada çok güçlü olmak zorundayız, çok çalışmak zorundayız, çok üretmek zorundayız. Ve bu ışıkla, bu ilerlemeyle kendi diğer taraftan nüfuz edebileceğimiz bölgelerde de sadece kendi işimize bakarak yürümek zorundayız. Hani bahsettik ya biraz önce, işte İran böyle de yaptı, Suudi Arabistan vesaire. Biz yürüdüğümüz zaman zaten onlarla hiç ilgilenmeden kendi yolumuza gidebiliriz. Rusya ile ilişkiler kurmak zorunda mıyız? Son sorumuz bu. Böyle bir evet, soru var. Evet, ben kurulması gerektiğine inanıyorum. Neden iyi tutmamız gerekiyor? Kimse müdahale etmese iyi olabilir miyiz gibi bir soru var Rusya ile ilişkilerimizi. Vallahi ben Rusya ile ilişkilerin kurulması taraftarıyım. Bugün arkadaşlarım bir kısmı, hatta şunu da söylüyorum. Yani Doğu Türkistan meselesinde de, Kırım meselesinde de, Çeçenistan meselesinde de vesaire. Ben Rusya'nın psikolojik yapısını, yapabilirliğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilecek bir adam. Dolayısıyla Rusya ile konuşarak, işbirliği yaparak bir takım şeyleri daha yoluna sokabilirsiniz. Savaşarak olmayacağını biliyorum. Ters düşerek olmayacağını biliyorum. Yani oradaki insanlarla ilgili bir takım iyi atılımlar yapabileceksiniz. Bunu şu an için söylüyorum. Şu konjonktürde evet, Rusya ile işbirliği yaparak yapmanız gerektiğini söylüyorum. Çünkü hala çok etkin. Ve hala bu anlamda çok acımasız bir devletle karşı karşıyayız. Evet. Ve bizim onunla işbirliği yapmak şu anda bizim lehimize. Ha, yarın yapmayabilir. Ama bu konjonktürde hem Suriye'de başından beri söylüyorum, hem de Türkistan coğrafyasında ve Kafkasya'da. Bakın çok net bir ifadeyle, belki ikinci dönem bir cümleyle geçeyim, son kısımda geleceğiz ama. Karabağ meselesi diyorlar, Karabağ meselesi. Ben Karabağ meselesini Rusya'nın 10 dakikada çözeceğine inanıyorum. Çok kesin inancım var bana. Hı hı. Rusya bu meseleyi çıkaran 10 dakikada da çözer. Ama bilmem kaçıncı görüşme oldu ve 27 yıl oldu. Hı hı. Hala çözülemeyen bir mesele ve her gün savaşlar, ihlaller vesaireler maalesef devam ediyor. Sınırda ölümler sürüyor. Aynen öyle devam ediyor. Azerbaycan, Ermenistan ama 10 sınırında dakika sürer Rusya'yı bunu istese. Hı hı. Evet. Hocam kaldığımız yerden birinci bölümde devam edelim. Eyvallah, buyurun. Müsaadeniz olursa. Müridizm hareketi ve Gazavat ruhundan bahsetmiştik. Hı. Şeyh Şamil diye konumuz orada. Demiştik ki Rusya'nın bu yayılmasına karşı hiç direniş grupları oluşmadı mı? Bu direniş Orta Asya'da olmadıysa Kafkasya'da nasıl oldu gibi bir neticeye... Basmacılar çıktı. Hareketi var. İşte Sovyetler döneminde, hı, Türkistan döneminde oldu. İşte Enver Paşa'nın da evet, şehit olduğu o hadiseyi de hatırlayalım. Tabii ki direniş oldu. Yani şunu söylemek, bazı arkadaşlar direnmediler mi? Evet, direndiler. Mücadele ettiler, isyan ettiler. Ama karşımızdaki Osmanlı'yı, Balkanları, işte bütün bu coğrafyayı gerçekten bir anlamda kasıp kavuran bir Rusya'dan bahsediyorsunuz. Ve nasıl direneceksiniz? Yani devletler direnemezken isyan eden insanlar, işte kaçak Kerem'le kaçak nevi hikayesi. Bunlar da o dönem içerisinde adına destanlar yazılmış insanlar. Ama bunların netice alması mümkün değil ki. Olmuş, direnmişler, mücadele etmişler. Asla kendi kimliklerinden vazgeçmemeye çalışmışlar. Ama karşınızdaki insan çok metodik ve çok planlı geliyor. Çocuğunuzu sizden alıyor. Kendi anaokulunda, deskisatlarda
yuvalarda yetiştiriyor. Sonra onu piyoner yapıyor. Sonra konsomol yapıyor, sonra komünist yapıyor. Böyle planlamış ve o komünist olabilmek için her şeyi ve her şeyini verebilecek bir noktaya geliyor. Hayat onun üzerine inşa edilmiş. Aynen öyle. Dünya onun üzerine inşa edilmiş. Başarılı ve yükselmen komünizmden geçiyor. Evet, sadakat öyle bir şey ve dolayısıyla rejime sadakat, rejimin içerisinde yer almak onun için her şeyi ifade ediyor. Evet. Ama mesela bugün ayın kaçı? İşte düşünün, 20 Yanvar olayı, 20 Ocak olayı. 1990. Ne oldu? Oraya gittiğimiz arkadaşlarımız olayın şahitleriyle Rus tankları geliyor dediler. Gelsin, çevirir, etrafa gider Bakü'deki o meydanda. Hayır. Vatansever insanlara Rusya dokunmaz, barışseverdir. Sadece tedbir alacaktır. Ne zaman tanklar insanların üzerinden geçmeye başladı? Ne zaman insanlar öldürülmeye başladı? O zaman işler değişti. Ve dikkat edin, 20 Ocak olayları 1990'da Azerbaycan'ın milli hareketin yükselişinin zirveye çıktığı dönemdir. Evet. Dolayısıyla ne olduğunu anlamadan, rahmetli Cahar Dudeyev'i hatırlayınız. Ben masum insanları öldüremem, bombalamayan, sırf protesto ediyor diye. Yani bu tür noktalarda da insanların rejimi anlaması, rejime sadakatlerinin sorgulamaya başlamaları çok geç oldu, çok son oldu. Yani şeyi okumuştum, Nazarbayev'in hatıratını okumuştum. Şimdi bağımsız olduk, ne yapacağız? Para nasıl basılır? Devlet nasıl kurulur? Ordu nasıl kurulur? Gümrük nasıl kurulur? Yani o kadar yoğun bir süreçten geçtiler ve geçiyorlar ki. Henüz belki insan hayatı için 25 yıl, 30 yıl bir şey ifade eder ama milletlerin hayatında öyle çok uzun yıllar değillerdir bunlar. Ya Rusya hem Çarlık Rusyası döneminde hem Sovyet Rusyası döneminde Orta Asya'da ve Balkanlar'da sadece Türk dünyası, İslam dünyası üzerinde değil, Hristiyanlar üzerinde kurmuş olduğu hegemonik idarede de Bulgarlarla Romaniler arasındaki ilişkiler gibi Türkmenlerle Özbekler arasında öyle bir yönetim sistemi kurdu ki bir coğrafyada çıkacak olan mamül illaki diğer coğrafyada rafineri edilecek ve üretime dönecek. Bu fabrika modeli olarak diyoruz. Mesela Romanya'dan petrol çıkıyor ama rafinerleri Bulgaristan'da. Romanya tek başına bağımsız olduğu zaman aç kaldı. Öyle bir süreçten geçti. Yani Rusya o kadar mükemmel bir sistemi de orada inşa etmiş. Hem Orta Asya'da hem de Balkanlar'da. Sayın Hocam, o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki. Şimdi bakın, ben olaya bir başka boyutuyla yaklaşayım, sizi tamamlasın. Kırım'da Mimar Sinan'ın yaptığı caminin bahçesinde oturduk. Cuma namazını bekliyoruz. Evet. Özbeklerle Kırgızlar aynı halkanın içerisinde. Onlar da gelmişler, ziyaret etmişler, toplandık. Dedim ki, birbirinizi niye yaktınız? Nereden çıktı bu olaylar? Şimdi bakın, olaylar nereden çıktı biliyor musunuz? Kazakistan'la Özbekistan'ın ne problemi var? Sınır problemi var. Nasıl oluştu bu sınır problemleri? Siz Özbek köyünü Kazakistan'ın içerisinde bırakırsanız, Özbek şehrini Kırgızistan'ın içerisinde bırakırsanız, şimdi çok daha basit bir şey söyleyeyim. Adige Cumhuriyeti var mı? Özerk Cumhuriyeti var. Karaçay Çerkez var mı? Kabardin-Balkar var mı? Evet, var. Nasıl böldünüz bu insanları? Ossetya'nın kuzeyini Rusya'ya verdiniz, güneyini Gürcistan'a verdiniz. Tam ortadan böldünüz. Evet. Peki, Büyük Çerkezya oluşmaması için Karaçay Çerkez, Kabardin-Balkarlar ve Adige Cumhuriyeti'ni kurdunuz. Öyle bir sınır coğrafyası çiziyorsunuz ki, sizden başka hiç kimse müdahale edemezsin ve öyle bir karıştırıyorsunuz ki, bu işi hiç kimse çözemezsin. Evet. Ve en ufak bir şeyde de müdahale edebiliyorsunuz. Ve siz müdahale ettiğiniz zaman da olayı yine siz çözebiliyorsunuz. Şimdi çok tartışılıyor. Bu Kazak Türk'ü demiyor, Kazak'ım diyor. Evet. Özbek Türk'üyüm demiyor, Özbeğim diyor. Kırgız Türk'üyüm demiyor, Kırgız'ım ben diyor. Evet. Tacik hakeza aynı şekilde. Bu uzatılabilir. Yani Türkmenim vesaire, Türkmenistan da bunun içerisine dahil. Bu doğru mudur? Bugün vakı mıdır bu hadiseler? Şimdi Türkiye, Türk deyince Türkiye'deki Türkleri anlıyorlar ve öyle düşünüyorlar. Şimdi Azeri kelimesi yanlış bir kelime. Yani Azeri diye birisi yok. Yani ne diyeceğiz onlara? Türkler. Yani Oğuz Türk. Azerbaycan Türk'ü diyebilirsiniz. Ve Türktürler.
Ama Kazakistan'da, Kırgızistan'da veya Türkmenistan'da, ki Türkmenler bizi Türk kabul etmezler, kendileri Selçuklu'nun torunu ve Türk olarak bilirler. Siz asimile oldunuz derler, bize takılırlar öyle. Evet. Ve asıl Türk ve köken bizdedir derler. Mücadele ruhu da buradadır derler. Hı-hı. Doğrudur da belki bir yönüyle. Ama ben de yaşadığım şekilde söyleyeyim. Yani o kadar çok ilk gittiğimde derste bunu da dert edinmiştim. Günlerce, haftalarca Türkiye Türkleriyle Kazakistan Türkleri arasındaki ortak kelimeden, örf, adet, gelenekten, ortak geçmişten her şeyi ortaya koyup anlatıyordum. Her ders anlatıyordum. En sonunda soruyordum. Diyor ki ben Kazak, ben sen Türksün. Bitti. Yani o ayrım var, zihnen de var. Kendini milletleşme içerisinde koyuyor. Ama Nazarbayev'in şimdi çok güzel yaptığı işlerden bir tanesi şu. Türk Dili Müzesi kurdu. Türk Akademisi'ni kurdu. Ve Türk Devletler Birliği'ni, Türkçe konuşan devletler, ülkeler birliğini kurdu. Onun sayesinde ve fikriyle kuruldu. Ve Putin, Kazakistan diye bir devlet mi var dediğinde Nazarbayev dedi ki herhalde Hunlar ve Göktürkler unutuluyor. Bu topraklarda bizim atalarımız Hunlar ve Göktürklerdir dedi. Evet. Tarihi atıfta bulundu. Şimdi tabii tarihsel derinlik ve birliktelikler geçmişe baktığınızda var. Yesevi'yi siz de ata kabul ediyorsunuz. Onlar tam ata kabul ediyorlar ve o topraklarda. Ama bunların bir araya gelememesi için o kadar çok mücadele edilmiş ki. Yani biraz önce işte İlminski'den bahsettiğinizde Şivelerin ortaya konulması, Rus. Şimdi bugün hala bu bölgede bağımsızlıktan 27 yıl sonra ortak anlaşma dili Rusçaysa bana başka bir şey anlatamazsınız. İki Türk arasındaki ortak konuşma dili Rusçaysa, bir araya geldiklerini Rusça anlaşabiliyorlarsa, evet, bunun bir defa kültürel zemini kaymıştır. Siz önce bakın 1875 yılında bir gazete çıkıyor, ikinci diye. Hasan Melik Zerdabi çıkarıyor. Orada bir soruya cevap arıyor. Diyor ki, Türk devletleri nasıl bir araya gelebilir? Biraz önceki soru. Önce diyor, dil olarak bir araya gelmemiz lazım. Birbirimizi anlamamız lazım. Buna da bir teklifim var diyor. Teklif şu. Bütün okul öğrenciler okula başlamadan önce bir sene İstanbul şivesiyle Türkçe okusunlar diyor. Bütün cumhuriyetlerde. Hani İngilizce hazırlık okuyoruz ya. Evet. Onu teklif ettiği tarih Zerdabi'nin 19. yüzyıl. Bütün Türk Cumhuriyetleri birbirini anlasın, haberdar olsun diye. Ki Gaspral da spesifik bir Tatarca değil ki öyle bir dil, ortak dilde işte fikirde birlik derken ana bir ortak bir dilin kullanılmasını savunuyordu. Yani bugün o fikirde ve işte birliği gerçekleştirmek lazım ama bunun temeli de dilden geçiyor. Çok fazla Haluk Hocam, şimdi bakınız. Biz Arap alfabesiyle yazıp çizip okuyorduk. Osmanlı Türkçesi diye bir dilimiz vardı ve o Türkçe Osmanlılar döneminde devam ediyordu. Sonra Latin alfabesine geçiş süreci başladı. 1920'lerde hatırlayınız tarihsel sürecini. Evet. 26-28'de önce Azerbaycan Bakü'de geçildi, sonra Türkiye'de geçildi. Sonra bütün diğer cumhuriyetlerde geçilmeye başlandı. Bir anda bütün Türk coğrafyası Latin alfabesine geçerken 39'da her şey tersine döndü ve Kiril alfabesine geçildi. Arap alfabesi, Latin alfabesi ve Kiril alfabesine geçildi. Evet. Şimdi Nazarbayev 2018'i Latin alfabesinin tekrar kullanılmasına adadı. Kiril alfabesinden geçişle alakalı. Özbekistan'da, Azerbaycan'da, diğer cumhuriyetlerde de Latin alfabesine geçiş ve dilde en azından yakınlaşma. Bakın 1991'de Marmara'da daha Sovyetler dağılmadan önce bir alfabe sempozyumu yapıldı ve ortak 34 alfabe harf tespit edildi ve bu kullanılması önerildi. Evet. Ya bir takım şeyler yapılıyor ama bu sene Türk dili yılıydı 2017 ama çok geçti artık. Geçti, bir şey de yapılmadı çok fazla. Hani adı çok güzeldi, kanun yayınlandı, Cumhurbaşkanımız özellikle hasreten bunun üzerinde durdu. Evet. Ama bir şey çıkmadı. Yani uluslararası anlamda ve arenada bunun tesiri ve devamlılığı, dilin özellikle, dille anlaşabiliyorsanız, işte dediniz ya, çıktınız Tuna'dan Çin Seddi'ne kadar Türkçe konuşup anlaşabiliyorsanız o coğrafya sizindir. Şimdi o coğrafyada, şimdi bakınız o Türkistan ve Kafkasya coğrafyasında
Herkes Rusça konuşup anlaşabiliyor. Kırım nasıl oldu? Kırım'da geçtiğimiz yıllarda çok kritik olaylar yaşandı. Ukrayna'nın sınırları içerisinde Rusya girdi, işgal etti ve dünya izledi. Burada bir gariplik yok mu? NATO'nun himayesi altındaki bir coğrafyanın, bu şekilde Avrupalıların himayesi altındaki bir coğrafyanın Rusya tarafından işgaline ses çıkaramayan bir Avrupa. Şimdi aynı şeyi bize karşı yapıyorlar. Afrin'de karşımıza dikilmeleri. Evet. Böyle bir iki yönlü bir hadise. Siz çok kibarsınız, 200'lü hadise. İki yönlü değil, 200'lü hadise. Ben uluslararası örgütlerin haklıdan yana olduğuna inanmıyorum. Güçlüden yana olduğuna inanıyorum. Uluslararası örgütlerin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle dünya beşten de büyük. Dolayısıyla her zaman güçlü haklı olmaz. Evet. Şimdi Kırım meselesini bir iki cümleyle şöyle söyleyeyim. Kırım Hanlıklar döneminden itibaren bizimle beraber. Fatih döneminden itibaren bize bağlı. Evet. Ve Hanlıklar döneminde yönetiliyor ve gerçekten tam bir Türk, Müslüman Türk şehri. 400 yıldan fazla. Ben Kırım'ı bilmiyorum, gezdiniz mi? Muhteşem bir coğrafya. Hakikaten yani gözden çıkarılmayacak kadar değerli bir coğrafya. Emin olun bana yani. Muhteşem. Gittiğinizde aşık olursunuz o coğrafyaya ve doyamazsınız. Böyle bir yerden bahsediyoruz Kırım için. Her şeyiyle gerçekten buna emin ol. 1783 biliyorsunuz, 74'te Küçük Kaynarca, 83 artık yıl 1700'lü yılın sonunda artık Kırım gitmişti. Evet. 1800'e gelmeden Kırım Rusların himayesine girmişti. Daha sonraki süreç içerisinde baktığınızda 1900'lere geldiğinizde 1953-54'te Rusya ile Ukrayna'nın birleşmesinin 300. yıl şerefine, ki başta Huruçev, Ukrayna kökenli de olduğu için, Kırım'ın Ukrayna'ya dolayısıyla doğal olarak bağlantısını da göz önünde tutarsanız, Ukrayna'ya bağlandı. Çünkü Sovyetler Birliği 1000 yıl yaşayacaktı, hiç ölmeyecekti. Evet. Fakat 91'de dağıldıktan sonra bir bakıyorsunuz, Kırım ortada kaldı ve ne olacak sorusu sorulmaya başlandı. Bir taraftan Sovyetler Birliği dağıldı, Rusya Federasyonu ortada ve bağlanması düşünülüyor. Ama Ukrayna'ya verildiği için kanunlar içerisinde Ukrayna'ya bağlı olması gerekiyor, özel bölge olarak. Ve emin olun işte o süreç içerisinde Batılı devletlerin de gözetimi altında, işte başta Budapeşte de sonra Soçi'de imzalanan İngiltere'nin ve Amerika'nın da şahit olduğu anlaşmayla nükleer gücün başlıkların verilmesi ve ardından da Rusya'nın en kuvvetli donanmalarından birinin olduğu işte Akyar'daki, Sivastopol'daki donanmasının kalmasının da pazarlığı yapılarak belli bir ücret karşılığında Kırım Ukrayna'ya bırakıldı ve 95'te bu iş bitmişti. Evet. Ama bir şey gözden kaçırılıyor. Kırım'daki Rus nüfus %58.8, %60'a yakındı. Yani Türk nüfus Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu sayesinde, onun da himayesinde Milli Meclis'le beraber %13'lere kadar gelmişti. %0'dan %13'lere kadar. 1944'te malumunuz Kırım'daki bütün Türkler sürülerek Orta Asya, Özbekistan'a ve Sibirya'ya sürülmüştü. 1987-89'dan sonra dönüşler başladı ve günümüze geldiğimizdeki Türk nüfusun neredeyse 300 bine yaklaşmıştı. Ve moral değer açılmıştı. %12.8-13'lere kadar gelmişti. Onlar da bugün kendilerini Kırım Tatarı olarak nitelendiriyorlar. Biz Türk değiliz vesaire gibi yaklaşımlar da var. Böyle bir belli bir alanda var ama geneline baktığınızda, içerisine girdiğinizde öyle değil. Entelektüel düşünen birkaç kişinin böyle işte Kırım Tatarı mı diyelim, Türkiye'deki hocalarla veya oradaki arkadaşlarla konuştuğumuzda hayır biz Türk'üz diyoruz. Yani ben Kırım Tatar Türkü olarak kullanıyorum. Hocam biz de öyle kullanalım diyorlar. Kırım Türkü, Kırım Tatar Türkü diyebiliyoruz. Müslümanların nüfusu ne kadar bugün Kırım'da? Tahmin ediyorum şu anda 300 binin üzerinde. %24 küsur civarında Ukraynalı var. %60'a yakın Rus vardı o dönem içerisinde. Evet. Ve çoğunluk da Rus olduğu için, coğrafyaya ve yerleştirildiği için Kırım'dan Türkler de çıkarıldıktan sonra bunun da avantajını kullanarak ve geçmişe atıf da yaparak işte malum o çatışmaların başladığı dönem içerisinde Rusya bir gece hazırlıklarını yaparak indirme kuvvetleriyle beraber Kırım'a geldi. Ve dünyanın gözünün içine baka baka söylediğiniz işte 2014'lü yıllarda evet. Kırım işgal edilmiş oldu.
Ve şu andaki oradaki işte Milli Meclis kapatıldı. Çubarov, Mustafa Abdülcemil Kırmaoğlu ve diğerleri Ukrayna'da şu anda. Zaten milletvekilleri Ukrayna'daki evdeler. Açıkçası Kırım'la ilgili öyle yani endişeliyim. Ben de diğer arkadaşlar gibi endişeliyim. Türkiye burada gerçekten büyük emek de sarf ediyor diplomasi olarak. Oradaki Türklerin hakkını savunma. Çünkü zihnin hafızanın gerisinde başka bir şey var. Bu insanların bir kısmı 44'ü sürgünü yaşadı ki bir kısmı da çok yakından duydu ve dinledi. Büyük bir soykırım uygulandı. Yeniden yaşanır mı sorusu, aynısı. Yeniden yaşanır mı sorusu var ve bunu onlara çok 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 acı veriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin buna müsaade etmemesi ve bunu önce başta bütün diplomasi yollarını kullanarak bu konuda oradaki Türklerin dertlerini, sıkıntılarını giderecek önlemler alınması ve onların en azından hayat standartlarının ve inançlarının yaşama noktasında bir takım hakların almasına da katkıda bulunması gerekiyor ve onu da yapıyor Türkiye. Evet. Şu anda takibini yapıyor. Tabii Kırım'ın uğradığı bu akıbet gibi bir taraftan da Çin'in büyük bir baskı uyguladığı ve asimile ettiği, yüzyıllardan beri orada ezdiği Doğu Türkistan var. Vallahi, onun da çok sık gündeme geliyor bizim. En az yılda birkaç defa gündemimize geliyor ama o kadar çok yoğun bir Türkiye gündemi var ki, hadiseler o kadar sıcak gelişiyor ki Doğu Türkistan'daki acıyı paylaşmak, Myanmar'daki acıyı paylaşmak ve unutmak, Arakan'ı paylaşmak ve unutmak, Suriye ile devamlı uğraşmak ve oradaki acıları paylaşmak nedir? Doğu Türkistan'daki hadise nedir? Şimdi çok uzun bir süreç. 1884 Şincan bölgesi diye yeni fethedilmiş topraklar olarak işte Yakup Han'dan sonraki süreçte fetihler bizim güya kendileri fethettiler ve girdiler o topraklara ve aldılar. Türklere ait toprakları Çinleştirmeye başladılar. Nüfus olarak Çinleştiriyorlar. Ve şuna tahammül edemiyorlar. Yani bizim dışımızda farklı bir insan kültürünün yaşamasına tahammülü yok bu anlamda. Sorsanız yani bize tabi olacaksınız ve bizim istediğimiz gibi yaşayacaksınız diyorlar. Siz inancınız gereği yapmanız gereken şeyler var. Ve sizin bunu yapmaktan daha da normal bir insan hakkı yok yani hak olarak. Oradaki insanlar da işte dilden, dinden, kültürden soyutlanmak da istemiyorlar. Niye istesinler? Yani bir Çinlileşmek istemiyorlar ve en doğal hakları bu. Ve komünizm orada hala devam ediyor. Devam ediyor, baskı din devam yasaklanmış ediyor. Durumda. Yasaklanmış, birçok eziyet ediliyor. Yani hayır edilmiyor diyecek bir şey yok. Yani, oruç tutamazsınız, namaz kılamazsınız, cami yok, ezan yok. Giden gelemiyor, gelen gidemiyor. Yani bir takım insan haklarına ait seyahat özgürlüğüdür, inanç özgürlüğüdür. Yani Doğu Türkistan'ın bir yara haline gelmiş olmasını birinci müsebbibi Çin'dir. Bunu çözecek olan da Çin'dir. Türkiye her ne kadar bunu kendi içerisinde ve diplomatik olarak dile getirse bile bunda hem coğrafi uzaklıklar hem de yapabilirlik olarak biz ancak acılarını paylaşıp veya buraya gelenlere bir takım imkanlar sağlamak noktasında kalabiliyoruz veya uluslararası bir takım toplantılarda bunu veya makalelerde dile getirebiliyoruz. Evet. Bunu. Çok tartışılıyor, konuşuluyor. Bizim öğrencilerimiz de soruyor, çocuklarımız da soruyor. Hem Sovyet idaresindeki komünizm hem bu Çin komünizmi iyi bir yönetim midir? İnsanlara ne götürdü? Orta Asya'ya ne getirdi, götürdü? Bizim kültürümüz açısından, dinimiz açısından bu Sovyet düzenini ve Çin komünizmini nasıl değerlendireceğiz? Ne yaptılar? Bunlar şöyle başlıklar halinde bize bir izah edebilir misiniz? Sovyet düzeni nedir İslami açıdan? Sovyet düzeni nedir Türkler açısından? Yukarıdan aşağıya şöyle getirmedi. Bir çünkü bakıyoruz ki bazı komünist sempatizanları olanlar çıkıyor aramızdan. Ya bu acaba nasıl? Evladım sen tanıyor musun bunu, biliyor musun? Bu yönetim ne getirdi? Okudunuz mu? Hayır, okumadım. O zaman size anlatayım da dinleyin. Buyurun hocam. Şimdi bakın, birincisi geriden başlayalım, en sondan başlayalım. İflas etmiş bir rejimden bahsediyorsunuz ve neticelerine bakıyorsunuz. Bu insanlar şimdi ne durumda? Hatırlayınız 90'lı yılları. Raflar bomboş, perişan insanlar, çok yıkık dökük, eski virane şeyler de var. Peki dünyada cenneti vaat eden bir rejim ne olmalıydı? Ne vaat etti, ne oldu? En önemli şey bizim için açıdan birincisi. Din afyondur ve din diye bir şey yoktur insan hayatında. Öbür taraf yoktur, hesap yoktur. Bütün ilahi dinlerde cennet ve cehennem varken, hesap varken, evet. Sizde insan sadece dünyada yaşar. Zevkten, hedonizmden ve bütün
ahlaki işte kurallardan beridir, uzaktır. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Utanma duygusu yoktur. Onu bir hayvan gibi değerlendirir. Yani siz sadece makinalaşırsınız, tik tak makinalaşırsınız. Size verilen görevi yaparsınız. Hatta kolhoz ve solhozlardan bahsedilir değil yani mi hocam? Yani bütün çiftliklere el konuldu. İnsanları, hatta çok ilginç bir hikaye anlatayım. Benim Kazakistan'da yaşadığım şehirde bize anlatırlardı. Ben şahit olmadım. Hocam aradan sonra devam edelim mi? Bu hikaye çok önemli. Komünizmin gerçek yüzünü göstermesi açısından bizi bitiren, yok eden Orta Asya'da bu Sovyet düzeninin ve komünizminin kısa bir aranın ardından buna devam edelim. Bu çok önemli bir nokta. Kıymetli izleyenler, aranın ardından Kazakistan'da, Orta Asya'da komünizm ve Sovyet düzeninden bahsedeceğiz. İstanbul'daki Orta Asya izlerimizi Özbek tekkelerini ve Buhara tekkelerini ele alacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Kıymetli izleyenler, kısa bir aranın ardından Tarihine Söyler devam ediyor. Hem Semerkant Televizyonu'ndan hem de Semerkant Radyosu'ndan canlı olarak programlarımızı yayınlıyoruz. Radyo dinleyenlere de buradan duyurmuş olalım. Profesör Doktor Okan Yeşilot'ta Orta Asya ve Türkler Orta Asya'dan İstanbul'a kültür izlerimizi konuşuyoruz. Programımızın bundan önceki bölümlerinde Orta Asya'da kurulmuş olan Türk hanlıklarından, İslamiyet'in burada yayılmasından ve kurmuş olduğumuz düzenden bahsettik. Tarihin izini sürmeye devam ediyoruz. Tarih bize çok önemli şeyler söylüyor bugüne dair, geleceğe dair. Oradaki bağlarımızı koparmamız gerektiğini, bu bağlantıları devam ettirmemiz gerektiğini ifade ediyor açıkçası. Evet hocam, tam komünizmin ve Sovyet düzeninin Orta Asya'da ve Çin'de bizim üzerimizdeki tesirlerden bahsederken siz çok ilginç bir anekdottan bahsedeceğini söylemiştiniz. Bu anekdotu bize aktarır mısınız lütfen hocam? Tabii ki, memnuniyetle. Çimkent'te yaşanmış bir olay. Kazakistan'ın büyük şehirlerinden bir tanesi. Orada şimdi insanları yaylasından, obasından alıp şehre getiriyorsunuz. Evet. Şehirleştireceksiniz ve bunları asimile edeceksiniz. Alışmış obadaki hayatına, atına, suyuna, koyununa, büyük evlere yerleştirmişler. Ziyarete gidiyorlar. Bir bakıyorlar, çadırını evin içine kurmuş. Bu ne? Ben başka yerde uyuyamam. Orayı özlüyorum. Peki, arkadaşlar diyorlar ki, akademisyenlerle, biz her yıl tatile giderdik. Dedim ki, hocam, tamam, komünizm döneminde her yıl tatile gidiyordunuz. Şimdi belki gidemiyorsunuz. Nereye gidiyordunuz ve ne zaman gidiyordunuz? Oraya rejim karar verir. Nereye gideceğim ve ne zaman gideceğim, ne kadar kalacağıma rejim karar verir. Peki hocam, hepimizin arabası vardı. Hangi arabayı alacaksınız, ne zaman alacaksınız, ne kadar alacaksınız, rejim karar veriyor. Hangi evde oturacaksınız, rejim karar veriyor. Şimdi hayatınızı sistematize, kapitalizm bu bölgeye girdiğinde çok acımasız bir şekilde girdi. Ben McDonald's'ın kuyruklarını gördüm. İnsanların saldırdıklarını ve çöplerden topladıkları döneme şahit oldum. Şimdi bu insana diyorsunuz ki, ne oldu? Diyor ki, komünizm döneminde ekmek vardı, aç vardı. Şimdi daha kötü. Kıyaslama yapıyor. Adalet gelmediği ve insanlara daha iyi bir imkan sunmadığınız için sisteme bir özlem haline geliyor. Ama o sistemin de eksiklerinin ve yanlışlarının olduğunu söylüyor ve söyleyebiliyor. Onun için o insanlara büyük bir kısmı batıya kaçtı ve Türkiye'ye geldi. Yani gittiğinizde ilk başta en temel ihtiyaç sabun yoktu. Oradan başlayınız. Birçok şeyiniz üretim malzemesi olarak yoktu ve insani bir hayat sürebilmeniz için imkanlar kısıtlıydı. Rejimin devamı için her şey mübah. İnsanların hiçbir kıymeti yoktu. Halbuki bir rejim hocam insana değer vermezse bence hiçbir önemi yok. Oradan başlamak lazım. İnsan hakları, özgürlük ve dini haklarını, kültür haklarını yaşama yoksa eğer, yok. Diğer konular biraz ikinci, üçüncü planda kalıyor. Her şey rejime göre, rejim tarafından yapılacak ve rejime hizmet ettiğiniz ölçüde değerlisiniz.
Şu doğru mudur? Ailelerden çocuklarını alıp onları farklı çiftlikler gibi bu toplama kamplarında yetiştirmek, çocuklarına yetecek bunlara, bir ortam oluşturmak. Bunlara diyorlar, daha güzel isimler veriyorlar tabii okul döneminde, yaz kamplarında. Hala işte bir takım yerlerde bunların hikayeleri ve kamplar duruyorlar. Bir defa çocuğun üzerinde asla anne ve babanın etkili olmadığı diye bir durum yok. Böyle bir şey yok. Çocuğunuzu devlet rejimi yetiştiriyor. Ve rejime sadakatle hizmet edebilmesi için rejimin çizdiği yollardan gidecek. Yani böyle akraba, anne baba ilişkileri, işte ata dede şey asla... Çocuğun şey. Benim istediğim gibi yetişsin. Hiç öyle bir şey yok. Çocuğun komünist yetişecek. Tam öyle yetişecek ve rejime ne istiyorsa o şekilde sadakat edecek. Evet. Ve bu da insanı tabii insani duygulardan, gerçek anlamda işte bizim bugün önemsediğimiz veya insani değerler olarak ön plana koyduğumuz birçok hadiseden uzaklaştırıyor. Bunların en önemlisi belki de işte orada eksik olarak gördüğünüz şeylerden size ait bir inanç dünyanız yok. Ve ne olduğunuzu ne... Çünkü şimdi diyorlar ki alkol çok yaygın ve içiyor. Ne yapacak bu adam? Neyi nasıl unutacak ve neyi nasıl yerine ne koyacak yerine? Çalıştı, iş bitti. Ne yapması gerekiyor? Eğlenceye, tiyatroya gidecek. Evet. Yani müzik dinleyecek. Bir şekilde kendini o hayatında bir şeyleri yerine başka bir şeye koyabilmesi lazım. Dünyadan başka bir yeri yok çünkü. Evet. Ve belki de en büyük eksikliklerinden birisi buydu. Hani ilk başta çıktığında işte işçilerin hakları, çalışma saatleri, patronla işçi arasındaki sendikal mücadeleler, grevler falan çıktı ama sonraki gidiş noktası çok da başarılı olmadığını gördük. Yani nasıl bir sistem kurulduğunu, bunu şunu söyleyebilirler. Gerçek komünizm yaşanmadı. Demek ki yaşanmayacak. Sovyet yönetimine kadar Orta Asya'da ve Kafkasya'da tarikatlar, tasavvuf varlığını devam ettirdi mi Çarlık İdaresi'nde? Tabii tabii. Vardı, devam ettirdi ve birçok yerde yani lokal de olsa bunlar devam ettiler ve kendi yani eskisi kadar o Hanlıklar döneminde veya Rus işgalinden önceki olduğu gibi çok üst düzeyde ve etkili değillerdi. Rus işgalinden önce nasıldı burada o tasavvufun ve tarikatların statüsü? Vallahi çok etkin bir olduğunu biliyoruz. İnsan yetiştirme ve gerçekten kaliteli insan yetiştirme. Çünkü bunu nereden anlıyorsunuz dersiniz? Bunların bir örneğinin İstanbul'da Türkistan tekkelerinin yetiştirdiği ve o dönemde bu tekkelere gidip gelen insanların efsafından anlıyoruz. Yani bu insanlar bir defa şahsiyet, kişilik, kimlik, irade bakımından son derece üst düzeyde yetiştikleri için evet. Devlet bu insanları bir anlamda diplomatik misyon şefleri gibi kullanmış. Hangi dönemde gelmeye başladılar? Orta Asya'dan İstanbul'a bu tasavvuf ehli, tarikat mensubu kişilerin gelişi hangi yıllarda başladı? Fatih'ten hemen sonra başlıyor. O çok erken hemen bir dönem. Hemen sonra başlıyor. Çok erken dönemde başlıyor. Çok erken bir dönem. Geliş sebepleri aslında birkaç tane geliş sebepleri var. En temel ve en önemli sebebi haç. Haç yolu olarak görüyor. Evet. Sonra bir Osmanlı ve İstanbul hayranlığı ve sevgisiyle geliyor. Çok uzun sürse gerek ticaret bu haç yolculuğu. Sayın ticaret için yani geliyor o dönemde. Evet yani bunu öyle bir planlıyor ki İstanbul'dan geçmek ve İstanbul'u görmek diye hayal ediyor. Ve buradan evet. Gelip ve geçiyor. Ve o dönemden sonra insanlar arasında bir gerçekten hasretle, özlemle. Bakın Şeyh Şamil'in hikayesinde biraz önce yarım kaldı. O çok ilginç bir hikayedir o. İşte Kaluga'da esir edildiği zaman Çar sürekli soruyor, şeyhe sorun bir isteği var mı diye. Rivayet edilir ki bir seferinde artık hiçbir şey istemiyorum derken sevgilime gitmek istiyorum deyince çok şükür bir şey istedi diyor Çar. Bütün Rusya'nın kızları feda olsun. Ne istiyorsa verin dediğinde diyor ki benim sevgilim burada değil. Nerede? Medine'de. Müsaade edersen sevgilime gitmek istiyorum diyor. Oğlunu esir bırakarak İstanbul'a geliyor. İstanbul'da karşılanıyor ve padişah ne olur birazcık daha kal. Misafirimiz ol. Diyor ki ben sevgilime gideceğim. Ve Cennetül Baki sevgilisine kavuştuktan sonra da orada vefat edecek. Gerçekten sevgilisine kavuşacak. Allah rahmet eylesin. Amin. Çünkü İstanbul Şamil'de de olduğu gibi
bir öyle bir hikaye ki insanların rüyalarına giriyor. Ve buraya gelenlerin, çünkü burada mesela ne yapıyor buradaki tekkeler ve türbeler? Bir defa bu coğrafyadaki insana da katkısı var. Sadece Türkistan tekkeleri olarak değil ki, bu insanlar buraya geldikten sonra burada yaşayan insanları veya Anadolu'dan buraya gelen insanları da çok etkiliyorlar. Verme kültürü, eksiğinizi giderme kültürü, maddi ve manevi. Evet. Tamamen sizi olgunlaştırıyor ve karşılığında hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey istemeden vermek gibi bir kültürü var ve kimin verdiği ve kimin size yardım ettiğini bilmiyorsunuz. Hiç kimseye borçlu değilsiniz. Manevi olarak bütün eksiklerinizi giderebileceğiniz bir alan var ortada. Ve kimse size ne olduğunuzu sormuyor. Ve o alanda kendinizi yetiştiriyorsunuz ve mükemmelleştiriyorsunuz. Böyle bir alan var. Sadece bu. Kalma yeriniz orada, yeme yeriniz orada. Yani şu var ya, açları doyurmak, çıplakları giydirmek hikayesi. İşte evet. Tekke, Türkistan tekkelerinin en önemli vasıflarından bir tanesi de bu. Diplomatik misyon oluyor. Türkistan'a gönderiliyor. O coğrafyada gidip görüşmeler yapılıyor padişah adına. İstanbul'da gerçekten asayişin sağlanmasında, devlete yardım o noktasında ve çok üst düzey insan, yani yetişen bu insanların büyük bir kısmı rütbe veriliyor, makam veriliyor ve oralarda devlet kademesinde aynı zamanda görev de alıyorlar. Ya Osmanlı Devleti bunların bir kısmını İstanbul'a çağırdı. Orta Asya'da dedi sizi bekliyoruz. Çünkü İstanbul bir taraftan da o dönemin beyin göçünün Fatih döneminde kendi alanındaki bütün uzmanların toplandığı bir yer. Dünya tarihi üzerine beyinler her zaman kendilerine imkan, fırsat sunan yere akıp giderler. İran'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan ne kadar kendi branşının uzmanı insanlar varsa Osmanlı merkezine artık İstanbul'a toplanmaya başladılar. Çünkü burada kendilerine sonsuz fırsatlar ve imkanlar sunuluyordu. Orta Asya'dan gelenler bu şekilde. Ama bunların bir taraftan da tekke inşa ettiklerini görüyoruz. Bu nasıl bir süreçle başladı? Haluk Hocam, çok kısa ve öz bir cümle. Türk İslam mührünü İstanbul'a o insanlar vurdu. Yani Konstantinopolis'ten, Bizans kültüründen Türk İslam mührünün vuruluşu bu insanlar tarafından oldu. Dolayısıyla hiç de küçümsenmeyecek ve azımsanmayacak bir şey. Çok önemli, çok iddialı bir cümle bu hocam. Bugüne kadar benim de duymadığım bir şey açıkçası. Ben bu tasavvuf ehli insanların buradaki bir taraftan insanların mükemmelleşmesi ve insan olmasına bir yol ararken, kendi seyri suluklarını tamamlarken bir taraftan da bu şehri Türkistan şehri yaptılar. Benim daha da önemsediğim bir şey Türkistan şehri üzerinden Türkistan coğrafyasıyla, Kafkasya'yla, İstanbul ve Türk dünyası ve Türkiye, Anadolu coğrafyası arasında manevi köprü oldular. Çok önemli bu bir yapıyı, bu zincirin halkalarını bu insanlar oluşturdu. Müthiş bir şey. Ve biz onlara çok şey borçluyuz. Bakın, en yakın Özbekler tekkesi burada. Milli mücadele yaptığı ortadadır. Yani tekke diyorsunuz, geçiyorsunuz. Bugün insanların çok ciddi ihtiyaçları var. Manevi buhranda olan, eksiklikleri olan veya kendini geliştirmek isteyen insanların yapabileceği, yapması gereken, ders alma noktasında, sohbet etme konusunda, ilim tahsil etme konusunda. Oturup şöyle bir saat kalbini dinlendirme konusunda. Yani kendini dinleme. Ve ne olduğunu soru sorma. Yani kendine soru sorsa, tefekkür etse yeterli. Bu mekanlar, o mekanlar. Şimdi normal günümüz insanının biz de aynı şey içerisindeyiz. İşten geliyoruz, televizyonun karşısına geçiyoruz, uyuyana kadar televizyonun karşısındayız. Evet. Ve bize karşıda ne sunuluyorsa o, biz de şu anda onu yapıyoruz. İyi ise iyi, kötü ise kötü. Faydalıysa faydayı alıyoruz, değilse değil. Tercih etmek elimizde. Ama tefekkür etmeyi biraz geriye baktığımızda, döndüğümüzde daha az yapıyor olduk. Soruları daha az soruyor olduk. Daha az ilim tahsil ediyor gibi olduk okuma ve düşünme noktasında. Öyleyiz. Bu maalesef. Mekanlar bize bunları sağlıyor idi ücretsiz ve sınırsız imkanlarla. Ve en önemlisi de size kim olduğunuzu sormuyorlardı. Sadece neye ihtiyacınız var onu soruyorlardı. İstanbul ön plana çıkan Buhara tekkesi değil, Buhara tekkeleri. Buhara, tabii Türkistan tekkeleri, Buhara ekolü geldi İstanbul'a. Yani o bölgenin ekolü İstanbul'a taşındı. Buralar bir mektep, bir diplomasi okulu aynı zamanda. Siz bununla ilgili güzel bir çalışma yaptınız. Vallahi, kitap basıldı. Kitabı Sayın Cumhurbaşkanımız
sağ olsun lütfetti. Evet. Ön sözünü yazdı. Çok da böyle bu tür şeylere iltifat etmiyormuş ama biz İbrahim Kalın sahip çıktı ve önemli bir eser olduğunu ve bu coğrafyayla gerçekten geçmişten gönül bağımız olduğunu ve bunu da ortaya koyduğumuz için sahip çıktı ve kitabı Rusça'ya çevirdik. Çok Kazakçası çıktı. Rusçası baskıda, Özbekçesi de bitti. Ve nihayet bu alanlarda da bakın, hani ortak noktalara söylüyoruz ya, bakın sizin tekkeniz ve türbeniz burada. Ortak noktamız da burası. Yine köklerimiz ve manevi geçmişimiz buradan ortaya çıkacak. Biz sizin, siz bizsiniz. Tabii ki Türkiye'de bir taraftan da bu tekke ve zaviyelerin kapatılma sürecini yaşadı ama İstanbul'dakiler korundu buna rağmen değil Özbekler mi? Özbekler tekkesi sadece korundu. Bundan istisna tutulan Özbekler tekkesiydi. O da şimdi işte şu anda o vasfı yok. Bir program yapmıştık orada hatırlıyorum. O vasfı yok. Şu andaki o yani insanların bu anlamdaki manevi gelişimine, manevi olgunlaşmasına hizmet eden bir kurum yok artık orada. Siz bu tarihi süreci düşündüğünüzde bu tekkelerde ön plana çıkmış olan isimlerden sayabilir misiniz bizi örnek olarak? Vallahi o kadar çok insan var ki. Kimler biz var bir yüzlerce, binlerce geçen, isim saydık. İstanbul'un her köşesinde bir yatır var, var biliyoruz yatır ya. Var. Evet onları biliyoruz mübarek ama. İsimler var bu bölgede. Şimdi bakınız şöyle seyircilerin zihninde şöyle bir şey oluşmasın. Bunlar sadece oturup tefekkür eden, tesbih çeken, dersini yapan insan tipi değil. Birincisi insani olarak yapması gerekenleri yapıyor. Hepsinin bir mesleği var. Hepsinin bir eğitim düzeyi var. Hepsi bir ilmin peşinde gidiyor. Ve bu insanlar o ilmin ve mesleğinin ötesinde insanlara da nasıl faydalı olurumun peşindeler. Şimdi düşünüyorsunuz Buhara'dan bir tane hacı geldi İstanbul'a. Kapıdan girer girmez soruyor. Ben burada nereye gideceğim? Nerelisin? Buhara tekkesi. Tekkeye gideceksin. Hiç başka bir yere gitmiyor. Otel aramıyor. Yiyecek yer aramıyor. Yiyecek yer aramıyor. Benim burada param bitti. Hacca gideceğim. Nasıl gideceğim? Ben veya dönmek istemiyor. Ben diyor çeliğim çocuğum yok veya burada kalmak istiyorum. Bana iş bulun, meslek bulun. Onu buraya almak ve burada onu da İslam etmek de o tekkenin görevi. O kadar çok çok fonksiyonu var ki. Yani o dönem içerisinde gerçekten halkın normal hayatını sürdürebilmesi için devlete en önemli yardımcı kurumlardan birisi haline gelmiş. Yani sadece bürokrasi açısından demiyorum. Sivil halkın da yetişmesi ve normal hayatını devam ettirebilmesi için çok önemli fonksiyonları kendi üzerine almış bu anlamda. Burada bir isim dikkatimi çekti. Nikolay Ilminski. Evet. Kimdir bu? Neler yaptı? Nikolay Ilminski bizim Türkler açısından çok iyi bahsedemeyeceğimiz bir adam. Birincisi bu. İkincisi çok zeki bir adam ve çok dil bilen bir adam. Dilci ve aynı zamanda din adamı. Bir yazışmaları var, mektupları var papazlarla falan. Özü şu. Ilminski metodu diye bir metot ortaya çıktı. Her boya, her kabile, her soya bir dil icat edelim. Her dil icat ettiğimizde bir millet olsun. Ya bu bunlar Rus, bir araya asla bir araya gelmez. Rus Osmanlılarından birisi. Evet. Aynı şekilde ve bu nasıl ayırırız? Bu Türkleri nasıl kendi birbirinden uzaklaştırabiliriz sorusunun cevabını arayanlardan bir tanesi. Bunlar bir araya nasıl gelmezler? En önemlisi de anlaşmasınlar, aynı dili konuşmasınlar. Birbirini anlamasınların cevabını arayan adamlardan bir tanesi Nikolay Ilminski. Bugün hala ondan bahsediyorsak onun metodundan, onun yaptıklarından dolayıdır. Ya bu bahsettiği metotlardan sadece birisi. Evet. Onun yaklaşık olarak ortaya koyduğu 10 farklı başlıkta Türkistan coğrafyasında yaşayan Türkler üzerine, Müslümanlar üzerine Rusya'da ön plana çıkan ve uyguladıkları, evet, uygulamaya koydukları stratejileri inşa var eden kişilerden birisi. Türkler ve Müslümanlar üzerine bunların birincisi kendi kültürlerinden koparılması, İkincisi asla bir araya gelemeyecekleri kadar ayrılıkların inşa edilmesi. Evet. Bunun için uğraşıyorlar. Özbekler tekkesinden bahsedelim mi biraz? Özbekler tekkesini milli mücadelede çok sık görüyoruz. Ata Efendi. Amerika'da biliyorsunuz en son işte evet, nesilden geldiler ve son işte vekil de buradaydı. Benim mekanım, ben orada yaşıyorum. Özbekler tekkesine çok yakınım. Evet. Üsküdar'da, İstanbul'a ilk geldiğimden beri Üsküdar'da oturuyorum ve çok da sevdiğim bir manevi mekan aynı zamanda. Evet. Üsküdar'ın kendisi de belki öyle.
Yani Özbekler Tekkesi bulunduğu coğrafya içerisinde, yani adı üzerinde Özbekler üzerinden gitmiş ama sadece Özbeklere hizmet etmemiş. Kim hizmet istemişse ona hizmet etmiş. Kapısına kim gelmişse ona hizmet etmiş. Yani manevi olarak kim ne istemişse ona vermiş. Maddi olarak kim ne istemişse ona vermiş. Adı Özbekler Tekkesi olarak kalmış ama bütün o gelenlerin hiçbirini de sen Özbek misin diye sormamış. Zaten sormuyorlar. Dolayısıyla birincisi yani milli mücadeledeki Anadolu'ya silah kaçırma, insan götürme, milli mücadeleyi destekleme, vatan gidiyor herhalde. Vatan giderse her şey gider. Devlet giderse her şey gider. Yunus Nadi Abalıoğlu, Halide Edip, Adnan Adıvar, İsmet Bey İstanbul 16 Mart 1920'de işgal edildiğinde hemen oraya sığınıyorlar, karşıya geçiyorlar, evet. Bu tarafa geliyorlar. Kayaklarla, sandallarla geçiyorlar. Evet ve onları gizli bir şekilde bir arabanın içerisine, normal işte bu at arabası, atla çekilen arabalara farklı kıyafetlerde bindirerek gönderen de Şeyh Ata Efendi. Evet. İsmet İnönü'nün Anadolu'ya geçişi, Adnan Adıvar'ın Anadolu'ya geçişi bu Özbekler Tekkesi'nin organizasyonu sayesinde oldu. Bu Özbekler Tekkesi'nin bir kolu da Kuzey'de Beykoz üzerinden silah kaçakçılığını yaparak Karadeniz'den evet. Kefken'e kadar uzanan hatta silah taşımakta kayıtlı. Sizin alanınız zaten Cumhuriyet tarihi hocam. Dolayısıyla işin o boyutu evet, sizin bilginizi. Yüksek lisans tezim de benim Celalettin Arif Bey, son Osmanlı Meclisi Mebusan Reisi. O da aynı ekip içerisinde. Onları gizli bir şekilde alıyorlar. İngilizler bu adamları çok arıyorlar. Aranan isimler bunlar tam İstanbul'da her yerde bunları arıyorlar. Ama onları Özbekler Tekkesi'nde Şeyh Ata Efendi alıyor ve Ankara'ya gizli bir şekilde hocam şu soruyu gönderiyor. Soralım mı? Diyelim ki bu adamlar Özbekistan'dan geldi. Buhara, Semerkant, Hive'den geldi. Evet. Burada kaldılar ve bir tekke kurdular. Hı hı. Bana ne sizin devletinizden, milletinizden, mücadelenizden demek yerine canı pahasına, malı pahasına, hayatı, her şeyi pahasına ve en ön saflarda bu mücadeleye destek oluyor. Bu birlikteliğin, bir arada yaşama kültürünün bir neticesi. Bugün biz aynı acıyı hissetmiyor muyuz? Anadolu'da Türkler olarak, Müslümanlar olarak, Doğu Türkistan'da ayağı taşa çarpan birisinin, acıyan birisinin, Karabağ'da acı çeken, ızdırap çeken birisinin, Müslümanın ızdırabını aynı şekilde hissetmiyor muyuz? Yine Suriye'de yaşanan hadiselerde, Şam'da, Halep'te birisinin başına bomba düşse biz aynı acıyı hissetmiyor muyuz? Bizim yapımızla ilgili, evet, böyle hocam. Olması da gerekiyor zaten. Ve İstanbul'da ama o Özbekler Tekkesi'nin, Buhara Tekkelerinin fonksiyonları, herkesin bir taraftan İngiliz ve Fransız altınına, parasına satıldığı bir dönemde, değil mi? Çünkü suyun öbür tarafında tatlı su Türkleri diye nitelendirdikleri, İngilizlerle ortak çalışan, hoş geldiniz diye karşılayanlar var. Beyoğlu ve çevresinde. Veya işte bizim coğrafyamızda daha güneyde, Lawrence'le işbirliği yapanlar ve onlarla çalışanlar var. Ama bu dönemde o coğrafyadan gelen insanlar en önde mücadele etmişler. Tabii hassasiyetler çok önemli. Yani bu noktadaki birlikteliği, hassasiyetleri. İşte ben bu projeyi ön plana koyduğumda şunu söylemiştim. Nihai olarak o bölgeyi bilen ve o coğrafyada yaşamış ve o bölgenin suyunu içmiş bir insan olarak ortak noktalarımızdan en temel nokta İslam. Bizi biz yapan İslam. Dolayısıyla bizi yapan İslam'ın da yaşandığı yer burası. Bu mekanlar. Bu mekanların ortaya konulması ve bu manevi köprülerin tekrar ortaya çıkarılması ve konuşulmasına en azından vesile olabilir miyim diye bu projeyi başlatmıştık. Çok önemli. Ve o projenin hiç olmasa ilk başlangıcı olarak şimdi belki hazırlığını yapıyoruz. İnşallah Allah imkan verir ve nasip ederse şimdi bir ekiple beraber toplantılarını da yaptık. Bunun belgeselini yapacağız. Çok güzel. Hem de çift taraflı belgeselini. Çok faydalı. Hem İstanbul, o yolu da yapacağız. Geleceğiz oradan buraya kadar, İstanbul'a kadar, Buhara'dan, Semerkant'tan, Hive'den gelen insanları aynen bugün getireceğiz. 2018'de bu mekanlardaki birçoğu restore edildi. Onun için belgesel çalışmalarını yapıyoruz. Bir ekiple oturduk. İnşallah bir belgeselini de yapmak nasip ederse Allah çok mutlu olacağım. Özbekistan-Türkiye ilişkileri, Kazakistan-Türkiye ilişkileri, Doğu Türkistan'daki yönetimle tabii ki orada Çin söz konusu. Ama daha çok bizim bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkiye Cumhuriyetlerle, akraba topluluklarla ilişkilerimiz, devletlerle ilişkilerimizi nasıl görüyorsunuz? Gelecek vaat ediyorum ya, açık mı ufkumuz?
Vallahi dönemsel olarak değişiyor bunlar. Yani önceliğimiz alıyor, bir dönem önceliğimiz olabiliyor. Ben ekonomik bakanlardan değilim. Ekonomi bu işin bir yan tarafı. Önce bir kültürel altyapısı ve birbirimizi bizi biz yapan değerlerin ortaya çıkması gerektiğini inanıyorum. Ekonomiyi ihmal etmiyorum. Yani asla Azerbaycan'dan petrol almayalım, oradan doğalgaz almayalım derdinde değilim. Ama tek ölçümüz ve ilişkilerimiz ekonomik olmamalı. Yani siz bizi biz yapan değerleri, işte Hoca Ahmet Yesevi'nin o mekanına bir üniversite açtınız. Ve o üniversite bugün devam ediyor. Oradan mezun olanlar ve orada çalışanlar, oraya hizmet edenler var. Evet. Ve dolayısıyla bizi biz yapan insanlar kaynaşıyor ve yeniden biz olma mücadelesine giriyoruz. Kültürel altyapı kuruluyor, işte efendim karşılıklı gidiş gelişler var, ortak şirketler var, ortak evlilikler var, okullar açılmış vesaire. Bir takım aksaklıklar ve yanlışlıklar olsa bile bugün hızla devam ediyor. İstenilen seviyede mi? Değil. Ama emin olun çok şey de yapıldı, bunu da inkar etmek mümkün değil. Ama daha sağlam temeli. Şu biraz önce söylediğiniz, biz çok duygusal insanız. Yani bir kediyi üzülür ağlarız, bir köpeğe üzülür ağlarız, Afrika'ya üzülür ağlarız, bir çiçeğe üzülür ağlarız. Hiç azımsanmayacak 3,5 milyon Suriyeli'yi eyvallah zerre kadar hiçbir şey ekmeğimizi paylaşırız. Geçmişten getirdiğimiz şeylerdir bunlar. Yani ne kadar yoğun iş gücünün arasında ve stresin arasında yaşarsanız yaşayınız, sizin kodlarınız mazlumun yanında olmayı, ezilenin yanında olmayı, acı çekenin yanında olmayı, onu paylaşmayı size söyler. Bunu başaramadığımız anlar olabilir ama bizim genetik kodlarımızda bu var. Böyle gelmiş, böyle olması da gerekiyor. Evet. Dolayısıyla başta bu Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan olsun, işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, ki Özbekistan'la çok mutluyuz. Bu yeni dönemde çok güzel işler yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Devam edecek. Hocam, Karabağ konusuna geçeceğiz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini konuşacağız. Ama Ebu Feyz Elçi Bey ile ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyip onun üzerinden konuşalım diyorum ben. Kısa bir VTR, onun üzerine Karabağ meselesini konuşalım kıymetli izleyenler. Yapılan seçimde Azerbaycan Halk Cephesi lideri Ebu'l-Fez Elçibey devlet başkanı seçildi. Bu bayrak Azerbaycan halkı, bu Azerbaycan Türkleri durdukça yaşayacaktı. Ve biz seviniriz ki bu bayrak hele ki sandıklarda, bohçalarda saklanılır, öpülür. Ve onu bazen sandıktan çıkartıp ağlayarak öpüp koyurlar sandığa. Ve bir zaman gelecek, biz dediğimiz gün o bayrak orada dalgalanacak. Kuzey ve Güney Azerbaycan'ın mutlaka birleşmesi, Dağıstan'a, Gürcistan'a ve Ermenistan'a verilen Türk topraklarının tekrar Azerbaycan'a geri verilmesini savunuyordu. Sakarya bir insandır, su misali. Kıvrım kıvrım akarya. Bir yanda akan benim, bir yanda Sakarya. Su akar yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazan yokuşlarda susamak. Evet, bizden bir parça Karabağ. Bizim kanayan yaralarımızdan birisi kıymetli izleyenler. 1992 yılından bu tarafa yaşadığımız bir sıkıntı, bir kaos, Ermenistan işgali altında bir Türk vatanı, bir İslam memleketi. Hocam, bu Karabağ sorunu tabii ki bizim yaşadığımız, yaşamaya devam ettiğimiz, hocalığıyla beraber düşünüp ele alacağımız bir mesele. Hocalık katliamıyla, değil mi? Öncelikle Haluk Hocam, başta Elçi Bey'e, rahmetli Aliye Bey'e ve diğer bütün bu bölgede ahirete gitmiş devlet adamlarımıza rahmet dileyelim. Elçi Bey'in hayatını tez yaptırmıştım. Evet. Ve birçok daha tab edilmemiş resimleri, milli mücadele dönemindeki, halk cephesi dönemindeki resimleri ve özel belgeleri var bende. Onlar canlandı gözümde. Karabağ Türk toprağı. Revan'ın olduğu gibi. Revan'da Türk toprağı. Ermenistan büyük bir proje devletidir. 1828 Türkmençay Anlaşması'nın 15. maddesine göre Ermenistan'dan ve İran'daki ve Türkiye'deki ve Rusya'daki Ermeniler bölgeye göçürüldüler. %95 Türk nüfusu olan bölgelerde şu anda %0 Türk nüfusu var. Revan'dan Erevan oldu şehrin adı. Evet.
Ve o Erivan şehri bir Türk toprağıdır. Hı hı. Onun Türk toprağı olduğunu Rusya'daki yapılan haritalar ve kendileri de bunu evet. kabul ediyorlar ama şimdi şu anda Ermenistan'ın başkenti görünüyor. Bu yetmedi. Karabağ bölgesi işgal edildi ve Karabağ bölgesi 1987'den itibaren Ermeni toprağıdır diye iddia edildi. Mitingler yapıldı. Hı hı. 1988'den sonra ufak taklı çatışmalar başladı. Ve 1990'lı yıllarda 366. Mekanize Alayı Rus ordusuyla beraber Ermeni çeteleri bölgeye girdiler. Ve biliyorsunuz 25-26 Şubat'ta bağlayan gece 92'de Hocalı'da katliam yapıldı. Hı hı. Karabağ ve etrafındaki 7 ilçe, yeni 7 rayon işgal altında. Azerbaycan'ın %19-20 toprakları şu anda Ermeniler tarafından işgal edilmiş durumda. Dağlık Karabağ ve etrafındaki rayonlar bir ülkenin düşünün %20'si işgal altında ve bu görüşmeler hala nedense devam ediyor. 800 no'lu 4 tane Birleşmiş Milletler'in kararı var. Hocam şöyle soru geldi hemen bunu da program içerisinde başlıkları verince görmüştük. Onu da hemen sorayım. Peki Azerbaycan'ın Karabağ savunacak hiç mi ordusu askeri yoktu da bir avuç Ermeni'yi orayı terk ettiler? Sadece var. Ermenistan'la savaşsaydı problem yok. Hala öyle söylüyorum. Evet. Ermenistan'la savaşırsa Azerbaycan'ın problemi yok. Hı hı. Yani bütün Ermenistan'ın bütçesi kadar Azerbaycan'ın senede aldığı silah bütçesi var. Evet. Savunma bütçesi. Mesele Anladım. Sadece Ermeni meselesi değil. Kim vardı Ermenilerin arkasında? Rusya, o 366. mekanize alayı vardı, Rus ordusu var. Yani, ben bir başta da söyledim. Rusya 10 dakikada çözer bu meseleyi. Şöyle biliyoruz biz. Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti ve Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti. Bunlar iki komşu. Evet. Sovyet Cumhuriyeti'ydi. Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti gibi. Ve Karabağ da Azerbaycan'a bağlı olan bir bölgeydi. Tabii öyle zaten. 1921 yılında kurulmuş bunlar Sovyet Cumhuriyetleri. Yani 1987'deki başvuru da Sovyet Meclisi'nin üst düzey verdiği karar şu. Karabağ, Dağlık Karabağ bölgesi ve Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bağlıdır diyor. Evet. Tespit edenden onlar sonra. Ama 1990'larda 92'de gelip 92'den sonra işte ateşkes 94'te oldu. Suni bir sınır çizerek bunlar arasında. Suni çizildi, çizildi ve hala o coğrafyada Ermeniler şu anda bizim olduğunu söylüyorlar. Onların kendi adlarına ve o bölgede sıfır Türk var şu anda. Ama Azerbaycan'da Ermeni var. Bu Karabağ karşılıklı değil yani. Ermenistan'a terk edildiğinde buranın nüfusunun %70'i Türktü. %78'e yakını Türktü. Yani sonradan nüfus dengeleriyle oynandı ve Türk nüfus gittikçe bölgeden göçürüldü. En önemli yaptıkları şeylerden birisi. Ermenistan'da da 88'e kadar Türkler vardı. 276 bin civarında 300 bine yakın Türk vardı. Onlar bir gecede gittiler. Ne oldu? Yani bu da 88'de o kadar Türk'ün olduğu 1 milyon, 1,5 milyon Ermenistan nüfusu var şu anda. Fiili nüfusu. Kağıt üzerinde 3 milyon diyecekler nüfusun ama. Nüfusun en az %10'u Müslüman'dı. Nereye gitti bu adamlar? Yer az diye hepsi Rusya'ya, Azerbaycan'a ve Türkiye'ye döndüler, bir şekilde geçtiler. Peki Karabağ Türkleri şu anda nerede yaşıyorlar? Azerbaycanlılar. Kaçkın ve göçkün olarak Azerbaycanlılar. Yaklaşık 1 milyon kişi. Gence ve çevresinde sefil perişan bir vaziyette. Bakü'nün etrafına geldiler, şehircikler evet. oluşturdular. Tam o dönemde oradaydım ben. Ve yani oradaki insanların büyük bir kısmı perişan halde, intihar edenler, kendilerini başka bir sürü problemlerde yaşadılar. Ama siz bir devletin %20 toprağını işgal edeceksiniz. Yaklaşık 1 milyon insanını kaçkın ve göçkün durumuna düşüreceksiniz. Bu göçmenleri biz Türk esirleri olarak da nitelendirebilir miyiz? Bunlar yani aslında bizim Türk esirlerimiz, bizim içimizdeki esirlerimiz. Bölge esir oldu. Karabağ esirdir şu anda. Yani kendisine ait olmayan toprağı Ermeniler işgal ettiler ve esir ettiler. Ve tarihsel süreç içerisinde de bizim birçok yerde böyle yaşadığımız acı var ama en yakın acılardan bir tanesi bu Karabağ meselesi. Ve dolayısıyla yani 874-884 numaralı Birleşmiş Milletler diyor ki Karabağ Türk toprağıdır, Ermenistan burada işgalcidir, derhal boşaltmalıdır. Tamam, ama kararı aldınız. Uygulayan ne? Karar var. 4 tane karar var. Hı hı. Ermenistan'ın işgalci olduğunu ve bu toprakların Türk toprağı olduğunu ve Ermenistan'ın burayı boşaltması gerektiğine dair 4 tane karar var. Fransa'nın içerisinde alındığı bir Minsk grubu oluşturuldu. Agit Minsk grubu hala devam ediyor ve bunlardan bir netice alınmayacağı da ortada. Problemi giderler, çözün dediler. Hayır, asla problemi çözmek gibi bir niyetleri yok. Evet, sürencemede asla kalsın. Azerilerle Ermeniler arasında problem sürsün. Biz de bunlara silah satmaya aynen devam edelim. Evet. Aynı zamanda Kafkasya'da bu kaos sayesinde hem Amerika hem Rusya orada üstlerini bulundursunlar. Kesinlikle. Ve böylelikle oranın
kaostan Azerbaycan'ın elindeki petrolü silah satarak ele geçirir. Kontrollü kaos. Kontrollü kaos ve biz kontrol ederiz, kaosu biz çıkarız. Hocam çıkarız. Çok faydalı bir sohbet oldu Türk dünyasına dair, Orta Asya'ya dair, Orta Asya'daki izlerimize dair. Genel bir değerlendirme yapmak isterseniz, programımızın sonuna geldik artık. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Valla ben şu açıdan umutluyum. Geleceğin Türk dünyası ve Türk İslam aleminin yeniden güç bulacağına inanıyorum ve inancım da o noktada. Çünkü bir nüfus potansiyeli ve coğrafi olarak dikkat ederseniz petrol, doğalgaz, işte stratejik noktalar dediğiniz noktalar bu coğrafyanın içerisinde. Belki bugünden yarına olmayabilir ama insanların zihinleri değişerek, insanların gerçekten bu anlamdaki şuurları gelişirse, birlikte hareket etmenin dil açısından, iş açısından, kültür açısından beraber olmanın önemi anlaşılırsa ve en önemlisi de Türkiye ayağa kalkarsa tam olarak, hem ekonomik olarak hem birlikte olarak bu coğrafyayla bütünleşmenin önünde hiçbir engel olacağını düşünmüyorum ben. Ve nazik davetiniz için ve sohbetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz, çok istifade ettik. Estağfurullah. Kıymetli izleyenler, Profesör Doktor Okan Yeşilotla Orta Asya'daki Türkleri, İstanbul'daki izlerini, Anadolu'daki izlerini ele aldık. Türk dünyasının problemleri üzerine durduk. Türk İslam dünyasını ayağa kaldıracak olan hususlar üzerinde durduk. Tarih yine bize çok önemli şeyler söyledi ve söylemeye devam edecek. Açıkçası tarih bize diyor ki güçlü olun, iri olun, diri olun. Gelecek sizindir. Hayırla kalınız efendim, hayırlı geceler de diyoruz.